Bodrum Nabzı'ndan kucaklar dolusu sevgiler değerli izleyenlerimiz. Ortalık özellikle siyasette son 17 güne girerken biraz daha hızlı, biraz daha partiler seçmenle buluşabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Hava aslına bakarsanız tozlu, dumanlı, yağmurlu ama siyasetçiler toz, duman, yağmur dinlemiyor. Her yerde özellikle seçmenle buluşmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün de geçen hafta aslına bakarsanız kemerdeydik sizlerle beraber. Soğuk bir ortamda sizlere ulaştık. Bu haftada Bucak Karacönen'de buluşmak istiyorduk ama yoğun yağmurdan dolayı merkez stüdyolar aldık. Bucak'tayız. Kanal 15'te Bodrum Nabzı'nda öncelikle ekranları başında bulunan tüm izleyenlerimize kucaklar dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Son 17 gün dedik. Artık aslına bakarsanız siyaset hızla ilerliyor. Zamanla hızla akıyor. Yavaş yavaş artık sandıklara doğru yaklaşıyoruz. Bugün ilk oy kullanıldı. Sevgili Bilal, nasıl kullanıldı? Özellikle havalimanlarında ve gümrük kapılarında oy kullanılmaya başladı. Yurt dışı oy kullanımı sürecinde 3.416.098 seçmen oy kullanacak. Aslına bakarsanız seçim başladı mı bitti diyoruz. Bugün seçim başladı. 2 hafta sonra da bitecek diyoruz. Öncelikle bütün partilere buradan da tekrar başarılar diliyoruz. Son 17 günün arifesinde Bucak'tayız. AK Parti milletvekili adayları Sayın Mustafa Oğuz, Sayın Adem Korkmaz ve Volkan Mengiz. Sayın Volkan Mengiz, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yağmurlu bir günde sizleri yine omuz omuza bulduk. Evet. Sizleri bulmak zor. Daha da Taş'ta köydesiniz ama bugün şöyle bir derin bir nefes alın. Çaylar bizden, sıcak bir sohbetti izleyenlerimizle sizlerle beraber buluşturacağız. Kimle beraber? Yine hiçbir zaman ayrılmadığımız değerli dostum Yeni Gün Gazetesi'nden ve Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili Kürşat Tuncay, sen de hoş geldin. Sorulacak çok soru var. İzleyenlerimize de buradan hemen söyleyeyim. Kanal 15 Bucak Face adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Buradan sorularınızı gönderin sayın vekillerimize de. Soruları sizlerle beraber buluşturalım değerli izleyenlerimiz. Sizler sıcacık odalarınızda bizleri izlerken bizler de başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Öncelikle Kanal 15 ekip olarak. Ve çok merak ediliyor. Çok hızlı bir süreç oldu dedik. Adaylı süreci. Arkasından hemen sahaya inilme, bütün partilerde aslına bakarsanız aynı hız, aynı tempo var. Seçmenle buluşma var, hızlı bir süreçte. Aslına bakarsanız diğer seçimlerden biraz daha farklı değil mi başkanım? Diğer seçimler biraz daha uzundu. Aslında seçimin tarihi belliydi ama araya deprem felaketi girince o bir iki ay siyaset biraz mola verildi. Ama dediğiniz gibi 10 Mart'ta seçim takviminin ilan edilmesiyle birlikte daraltılmış, halbuki seçimin tarihi belli olduğu halde daraltılmış bir takvimi yaşıyoruz. O zaman sorulara hemen başlayalım izleyenlerimizle beraber. Biz Bucak'ta özellikle her seçimde Bucak konuşuyor. Bucak hemen diğer tarafta Gürüsar, 16 bin seçmeniyle Gürüsar cephesinde farklı bir koridor ve Bucak'ta ayrı bir nokta. 47.964 gibi bir seçmen sayısıyla beraber her zaman gündemde olan adayların konuşulduğu, kim olur, o mu geliyor, bu mu geliyor, listede 2 dem alır, 3 dem alır derken liste tamamlıyor aslında. Bu süreçte de Bucak'ta ikinci sıra adayımızda Mustafa Oğuz oldu. Öncelikle size de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Aslında listelerde resimlerinizi görüyorlar, reklamlarda görünüyor ama izleyenlerimiz de merak ediyor. Bu genç ekipte Mustafa Oğuz kimdir? Önce Mustafa Oğuz kimdir? Oradan başlayalım. Sonra da diğer sorunumuzda yavaş yavaş devam edelim sayın vekillerim. Eyvallah. Mustafa Oğuz kimdir Bilal Bey? Mustafa Oğuz mali müşavirlik yapar. Evli, bir oğlum var. AK Parti kurulduğundan bu yana genç kollarından süre gelen bir siyasi bir serüven var. Bu serüven Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayıp Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, akabinde Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeliği, Ana Kademe Yedek Yönetim Kurulu üyeliği, daha sonra Asil Yönetim Kurulu üyeliği ve nihayetinde de 2019 Kasım itibariyle de ilçe başkanlığı görevi tevdi edildi bizlere genel merkezimiz tarafından. Bu süreçte aslında şöyle, siyaset bana biraz ata yadigarı Bilal Bey, Kürşat Bey. Ailede dededen, babadan, amcadan, teyzeden böyle bir siyasi gelenek var. Bizlere nasip oldu. Belki de bu derecede dolu olmamın sebebi de o. Yani siyaset olarak dolu tabii. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın bu dediğim. Uzun zamandır da ilçemizde mali müşavirlik yapıyorum. 2006'dan bu yana, 2006'dan 2017'ye kadar muhasebe sektöründe, 2017'den bu yana da yine kendi iş yeri ofisimde mali müşavirlik yapıyorum. Sürekli insanların içindeyiz. Sürekli halkla hemhaliz. Özellikle son 3,5 yılda ilçe başkanlığımız döneminde de güzel çalışmalarımız oldu. İlçe ekseninde
Keza burada il başkanım, o dönemki il başkanlığımızı yapan Volkan Başkanım'ın da çok güzel çalışmalarımız oldu. Yine Cumhurbaşkanımızın tabii her fırsatta dile getirdiği siyasette gençlerin yeri yedek kulübesi değil, aksine sahadır şiarından hareket ederek bizler de niyet ettik. Milletvekilliğine aday adayı olduk. Çok güzel bir süreç geçti. Orada da bütün aday adayı arkadaşlarımızla 9 Nisan itibariyle de dediler ki işte Adem Korkmaz hocam 1, Mustafa Oğuz 2, Volkan Mengü başkanım da 3. Bizler sahaya çıktık. O günden bugüne de sahalardayız Bilal Bey. Özellikle şunu da merak ediyorum. Teşkilatta olmanın bir avantajı oluyor mu? Özellikle ilçe başkanlığından mı bahsettiniz, evet. Sayın Oğuz? Bir artısı oluyor mu? Tabii şöyle oluyor. İllaki oluyor. Şöyle şimdi bizler ilçe başkanları ya da yönetim kurulu üyeleri sürekli sahada, sahadan veri alma konusunda da sahada hareketlilik konusunda ister istemez tecrübe kazanıyorsunuz. Bucağın 35 köyü var. Ben 35 köyüne yani 3,5 yıllık ilçe başkanlığım döneminde hemen hemen her köye 3'er 4'er defa işte Ramazan ayında ayrı, diğer zamanlarda ayrı milletvekillerimiz geldiğinde onlarla bazen turlar gerçekleştirdik. Sürekli sahada olduğumuz için İster istemez sahaya biraz daha hakim oluyoruz. Onun müthiş bir avantajı var bizlere. O zaman bir sorun daha sonra size başkanım. Merak ettiğim sorulardan. Özellikle adaylı boyutunda Bucak yakından takip edildiği izlenildi. Evet. Son süreçte istifanız istenildi, evet. Sayın Oğuz. O süreçte böyle bir beklentiniz var mıydı? Yani o da sürpriz oldu. Özellikle sahada en çok konuşulan noktalardan bir tanesiydi. Sizin istifanızda. Evet. Vekil adaylı boyutunda. O süreç nasıl geçti? Onu da değerlendirir misiniz? O süreç tabii benim de isteğim vardı. Genel merkez birkaç genel merkezdeki başkanlarımızla birkaç görüşmeden sonra bana beklemem söylendi. Açıkçası ben de orada şu anlamda da beklemeyi doğru buldum. Hem çıkan adayları bir görelim. Çıkan adaylardan bizlerin beraber çalışacağımız var mı? Aslında çok değerli adaylarımız da çıktı. Daha sonra genel merkezden istifa etmem yönünde, aday olmam yönünde bir telkin gelince sizin de belirttiğiniz gibi istifa ettim. Herhalde müracaatlardan artık bir iki gün kalaydı. İstifa ettik. Yolumuza böyle devam edelim dedik. Sayın Başkanım. Ben de öncelikle tüm adaylarımıza hoş geldiniz diyorum. Hem de iyi bir fırsat seçmen için de iktidar partisinin 3 adayını birlikte dinleme şansı yakalayacaklar. Bence yerel demokrasinin güzelliği de bu. Ben ilk soru hakkım Bilal abiyle planlamamızda Volkan Başkan'dı. Ona gençlikle ilgili bir soru gelecek ama Bucak dosyası açıldığı için, evet. Mustafa Başkanım, şöyle bir durum var Bucak noktasında. Herkesin de merak ettiği. Şimdi talip olduğunuz, daha doğrusu hocam Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi rektörlüğünden geldiği için ve MAKÜ Burdur'un her yerinde, evet, olduğu için tanınırlılık, bilinirlik anlamında ben çok fazla bir problem yaşadığını düşünmüyorum. Kesinlikle. Çünkü 8 yıldır Burdur'un en kıymetli kurumunu yöneten kişiydi. Kesinlikle. Hakeza Volkan Başkan da yine konumu gereği il başkanı. Yani Volkan Bey bugün Gölhisar'da da tanınıyordur. Altın Yayları da biliniyordur. Sizinkine gelince şunu çok merak ediyorum. Sizin şahsınızda, yani bugün bütün Bucaklı adaylar olsa sorum aynı. Yani, evet, size özel değil tabii ama ki, ilk tabii sizinle böyle bir şekilde karşılaştığım için soruyorum. Daraltılmış bir coğrafyada politika yapmak aslında bir dezavantaj değil mi? Burada şunu demek istiyorum. Yani siz Burdur Milletvekilliğine talipsiniz. Kesinlikle. Hem de AK Parti gibi köklü, çok başarılı, Burdur'da başarılı olan bir partinin adayısınız. Ama asıl bilinirliğiniz, tanırlılığınız, en büyük sermayeniz Bucaklı olmak. Kesinlikle. Ama talip olduğunuz yer Burdur Milletvekilliğine talip oluyorsunuz. Ki, evet, ki şu an sahada da bildiğim kadarıyla bu açığı kapatmak için belki Bucak'tan fazla diğer yerlerde çalışıyorsunuz ki bence de öyle olması, evet, gerekir. Bunun handikapını hissediyor musunuz? Hani daraltılmış bölge sistemi olsa, evet, biliyorsunuz sizin Bucak'ta çalışmanız yeterli. Merkez adayının merkezde çalışması, evet, yeterli. Batı bölgesinden de biri konsaydı o da yeterli. Ama, evet, siz Bucak'tan çıkıyorsunuz, 300 bin kişinin huzuruna çıkıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu ya da sizde nasıl bir zorluklar oluşturuyor? Kürşat Bey, aslında çok yani istediğim bir soru oldu bu. Güzel bir soru oldu. Şöyle ki bu konuda dönem, yani her seçim döneminde Bucak'tan çıkan adayın işte Bucak milletvekili gibi, hatta bazı yerlerde gittiğimiz ziyaretlerde de veya seçim çalışmalarında da işte
takdim edilirken işte bıcaktan olan mısın? Bu tip sorular geliyor. Aslında öyle şöyle, o da ona şöyle bir cevap vereyim. Kesinlikle handikap mıdır? Evet, handikaptır ama elhamdülillah genciz, bu açığı kapatırız. Benim çok değerli hocam var, çok kıymetli il başkanım var. Onlarla birlikte bu açığı kapatırız. Şöyle de avantajları var, avantajını da sayacak olursa. İlçe başkanlığı yapmam münasebetiyle 3-4 yıl oradaki teşkilatlarla, ilçe başkanlarımızla ve teşkilatlarla, yine belediye başkanlarıyla diyaloglarımız oldu sürekli. Dolayısıyla o ilçelere de gidip gelmelerim oldu. Evet, bir Adem hocam kadar veya bir Volkan başkanım kadar ilçelerde tanınırlığımız yok. Ama bunu şöyle de bakıyorum. Şimdi bucaktan çıkan adayların maalesef kaderi bu. İster istemez yani ya çok genel bir yerden olup bucakta yaşamadan aday olmak gerekiyor. Ama ben doğma büyüme bucaktayım. Sadece üniversite ve askerlik için bucağı terk ettim. Doğdum. Bu aşamaya kadar buraya geldim. Ama bunu atlatırız diye düşünüyorum ben Kürşat Bey. Çünkü sahada da özellikle son zamanlarda teknolojinin ve sosyal medyanın müthiş etkisi var. İnanın ben de hani ondan biraz tedirgindim. İşte Gölhisar Pazarı'na girdik 3 adayla. Kendimi takdim ettim, işte ben Mustafa Oğuz diyorum hani tanıtmak amacıyla. Başkanım biz seni biliyoruz diyorlar. Veya Adem Hocam keza öyle. Bunu biraz sosyal medya bu konuda bizlere yardımcı olmuş. Ben de sosyal medya aktif kullanan bir siyasetçiyim, açık konuşmak gerekirse. Zannedersem bunu dönemsel olarak o açığı orada kapatmışız. Ben bir parantez açabilir miyim? Tabii ki. Şimdi Mustafa Başkanım'la biz işte 3,5 yıl ilçe başkanlığı döneminde beraber çalıştık başkanım. Gerçekten ilk başta ben kendisine de ifade ettim. Bu rekabeti tatlı bir rekabete ve kardeşliğe götürmemiz lazım. Bucak, merkez, işte batı. Biz bunları artık bitirmemiz lazım diye kendisine de ifade ettim ilk ilçe başkanlığında. Ve dedim ki ne olursa olsun parti içinde ya da dışında yaşayacağımız şeylerde birbirimize sarılırsak birçok şeyi atlatırız dedim. Ve kendisi de gerçekten en ufak bir sıkıntıda veya heyecanda, sevinçte birbirimize sarılarak birçok şeyi atlattık ve istikrarlı bir şekilde 3,5 yıl yaklaşık ilçe başkanlığı yaptı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani birlik beraberliğimizi beraber sağladık ve genel merkezde bunu gördü ve şu an kendisi ikinci sırada adayımız inşallah. O zaman biz yani Volkan Başkan'dan devam edelim. Senden alayım soruyu. Ben sorayım ondan sonra sana devredeyim. Yani. Volkan Başkan Burdur'un genç siyasetçilerinden birisi. Aslında 5 yılda il başkanlığı yaptı, yaşlanıyor ama bize hala genç geliyor, öyle söyleyelim. Başkanım biliyorsunuz bu seçimin en büyük mottolarından biri de genç seçmenin çok etkili olacağı. Evet, yani doğru. Yapılan araştırmalar, kamuoyu anketçileri. Aslında ben emeklilerin de çok önemli bir kitle olduğunu düşünüyorum ama sanki genç seçmenleri biraz daha öne çıkaran bir atmosfer var. Var. Böyle bir atmosferi ben partilerin de etkilediğini düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Burdur'da da genç adaylar var. Bölgede de var. Ülke genelinde de belki bir bakmak lazım. Bir ara vaktimiz olursa Adem Hoca'yla. İstatistik anlamında yaş olarak da belki en düşük, yani biraz daha genç ortalamanın yüksek olduğu tüm partilerde bir aday havuzunun olduğunu tahmin ediyorum. Bu genç seçmeni gözleme şansınız, il başkanlığı ayrı. Şu an milletvekili adayısınız. Nasıl buluyorsunuz genç seçmeni? Ben şöyle, tabii maalesef bir Z kuşağı diye bir algıyı yapıştırdılar ama yapıştırmamak lazım. Gerçekten genç seçmen düşünen, tartan, kimin daha faydalı olabileceğini gözlemleyen bir seçmen yapımız var. Eskiden biraz daha ideolojikti bu. Ama şimdi böyle değil. Daha mı esnek diyorsunuz? Evet, daha esnek. Daha mantıklı düşünüyor. Daha çok tartıyor. Ve faydalanmak istiyor. Derdi bu. Yani bunu ötelemek biraz yanlış olur. İşte Z seçmen bir şeyden anlamaz. Geleceği bilmez. Değerleri bilmez. Hayır, hayır. Gerçekten genç seçmen iyilik üzerine, yani vicdanı çok hassas. Yani bir ağaca, bir yeşilliğe, bir projeye, hayvan haklarına. Evet, yani hepsine hassas ama büyük projelerden de gurur duyuyor. Mühendislikten gurur duyuyor. Yani dünyaca ünlü projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptığı, bunlara da hayranlıkla, gıptayla bakıyor. Yani bizim onları kazanmak için yani ötelemeden, kucaklayarak
ve hayallerini ve hedeflerini de sentezleyerek iyi bir çalışma yapmamız lazım. Ben burada bizim en büyük avantajımız Adem Hocam. Çünkü Adem Hocam öğrencilerle büyük bir beraberliği var, içtenliği var. Yıllardır onlara ömrünü adamış hocam. Hocamın öncülüğünde işte iki genç vekil, yani üç kişi büyük projelere, büyük hayallere, büyük hedeflere Burdur'da imza atacağımızı düşünüyorum. Gelecek kaygılarını da beraber hocamın öncülüğünde biz bunları dindireceğiz. Burdur'da çalışabilir, hedef koyabilir, girişimci ruhlu gençlerimiz, işte sanayide gördük, ustalarımızı gördük. Kimisi trend yoldan bir şeyler yapmaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bütün teknolojinin imkanlarını işte bugün sanayide kullanmaya çalışan abilerimiz, ustalarımız, gençlerimiz hep beraber hocamla tahlil ettik, gördük. Bize de umut oldu, bize de ışık oldu. Biz buraya daha çok eğilmemiz gerektiğini kavradık, irdeledik. Yani Burdur buna açık. İnşallah biz gençleri hayallerine kavuşmaları için köprü olmayacağız. Üçlü ziyarette çıkarttığımız not, bizim Burdur'daki özellikle organize sanayi dışındaki sanayinin çok ciddi bir şekilde ve derhal yeniden tanımlanması, altyapılarının iyileştirilmesi ve yeni iş ve girişimler için teşvik edilmesi. İnsan kaynağını oluşturmuş. Bugün onu konuştuk. Not olarak, günün aynen. Notu olarak. Yani sanayi, bugünkü sanayi ziyaretinizi çıkardık. Çok net. O zaman, yani Burdur'da içten içe kaynayan esasında bir küçük sanayi var. Ya, hocam o zaman sizinle devam edeyim. Uzun süre... Yani Volkan Başkan sözünü kesmiş gibi oldu mu? Böyle güzel, yok hocam. Ya, o zaman özellikle sağdan bahsettiniz. Evet. Her ikinizden de alabilirim Sayın Hocam. Nedir? 2-3 haftadır sağdasınız, köylerde, sanayide, esnafla berabersiniz. Nasıl bir izleniminiz var? Özellikle AK Parti sürecini değerlendirdiğimizde. Çünkü muhalefetin en fazla değerlendirdiği argüman sağdaki sıkıntılar. Nedir? Hayat pahalılığı, enflasyondan ve diğer boyutlardan dile getiriyor. Nasıl bir seçmenle karşı karşıyasınız? Bize değerlendirebilir misin? Neler şimdi dersiniz? Şöyle bir şey vardı. Başkanımdan ben bir müsaade isteyeyim. İşte faizlerle, faiz politikasında ne demiştik biz? Temel tercih istihdam ve üretim demiştik. Tabii ekonomide bir tarafı birazcık ittiniz mi diğer tarafta bir yükleme oluyor. Öncelik yani, tercih mesela. Evet. Yani kısmi bir enflasyon, üretim artarsa ister istemez özellikle bizim maliyet enflasyonu dediğimiz arz enflasyonu dedim. Enflasyon böyle bir şey. Ama şunu gördük. Bütün sanayicilerden istisnasız. Yani işimiz iyi Allah'a çok şükür. Üretiyoruz, satıyoruz. Hatta bir tanesi şöyle dedi. Eskiden vadeli satıyorduk, şimdi peşin satıyoruz dedi. Yani kayda alamadık onu. O bir kendi halinde geçti. Ondan sonra bu öyle bir şey ki yani piyasa çok dinamik. Tarım sektörü de öyle. Kırsaldayız. Kırsalda da çok büyük bir dinamik var. İnsanlar evet belki son tüketicide fiyatlardan kaynaklı bir alım gücü azalması gerçekleşti. Ama son bir yılda özellikle gerek asgari ücrette, gerek sosyal gelir gruplarında, gerek emekli maaşlarında, gerek diğer sosyal kesimlerde devletin yaptığı gelir dağılımı politikalarıyla bu alanda rahatladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü alım gücü olmadan üretim olmaz yani, sanayi olmaz. Bu bahsettiklerim ihracat merkezli üretimler değil. Küçük sanayideki ve yöresel piyasalarla ilgili yani, bir analiz. Yani ben ekleme yapmış olayım piyasalardaki sahadaki algıyla ilgili. Hı. Siyaset algısı anlamında söyleyeyim. 20 gün öncesine göre her gün toplumun kafası daha da netleşiyor. Yani biz sahaya çıktıkça ülkenin gerçeklikleri gerek ülke düzeyinde gerek yerel düzeyde gerekse aday profillerinin sahadaki performansları ve sahada kendimizi anlattıkça vatandaş diyor ki yani yanlış yok arkadaşlarımız şahit sizden olur. Bir tane köylü kalktı hocam yeter dedi. Yani şey bürokrattan ziyade ya, tamam bu evet, yanlış. Evet. Bir bürokrat sanırım, algısı var. Yani. Sanırım görürsen Elmalı yurttaydı evet, değil evet, mi? Pırnaz. Hocam tamam dedi yani sizden olur dedi yani. Bu ekipten olurdu. O zaman Volkan evet. Başkanımla gitmiştik sanırım evet, şey yoktu. Sağ başkanım yoktu. O gün öyle bir umutlandık ki. Yani tamam hocam dedi sizden olur bu iş dedi yani. Şimdi bir sahaya çıktıkça hani şöyle bir şey vardı. Özellikle benimle ilgili. Hoca kimdir? Hocaya ulaşır mıyız falan gibi. Şimdi bu kalmadı. Günde onlarca bana ben gerek telefon iletişim numaramı evet. Facebook'tan yayınladım. Ve şu ana kadar bildiğim kadarıyla sadece Çavdır'da 1000 tane kart dağıtmışım.
Bugün birisi aradı, hocam kart verdiniz ama şöyle bir derdimiz var diye. Şimdi bunları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz. Bizim ekip, takım, toplumun önüne çıktıkça ve anlattıkça, dokundukça trend yükseliyor. Biz bunu hissediyoruz, saha araştırmalarından da not ediyoruz. Geliyor bize. O zaman Volkan Başkan'dan ben siyasi deneyiminden biraz faydalanmak istiyorum. Evet. Çünkü 2017... Evet, 17'nin sonunda başladık. Yani il başkanlığı var ve bu sürece 6 yıllık bir süreç, evet. Bir deneyim var, bir birikim var. Seçim geçirmişliği var. Yani o geçmiş dönemle bir mukayese edildiği zaman nasıl bir siyasi çerçeve görüyorsunuz? Bir o zaman dilimiyle bu süreci değerlendirebilir Şimdi, misiniz? Ben şuna şahidim. 2018 seçimlerini yaptık teşkilatımızla beraber. 2019 yerel seçimleri ve şimdi 2023 seçimleri. 2018 ve 19'da seçmen biraz zorluyordu bizi. Yani bahane arıyordu, oy vermeme bahanesi. Ama şimdi öyle değil. Ben gerçekten 2023 seçimlerinde seçmen AK Parti'ye oy vermek için ufacık bir bahane arıyor. Yani bizden umutları çok. Çünkü Cumhurbaşkanımız yaklaşık işte bu pandemi süreciyle olsun, işte bu savaş sebebiyle çıkan dünyadaki enflasyon ateşi ve en son yaşanan maalesef bu deprem, vatandaşın Cumhurbaşkanına ve siyaset anlayışına, tarzına bakışı gerçekten daha da samimi ve yani sarılma oldu. Yani Cumhurbaşkanımız büyük bir umut vaat ediyor. Cumhurbaşkanımızın ekibi büyük bir gayret vaat ediyor. Bu artık seçmene yansımış. Seçmen tabii karşı tarafının da ne diyelim siyasi stratejisi gönüllerini yaralıyor ve diyor ki ben diyor Cumhurbaşkanıma güveniyorum. Onun yanında olmam lazım ve bu son hedefinde ona destek olmam lazım. Biz gerçekten köylerden, şehirlerden, esnaftan bunu hissediyoruz. Tabii ki ufak tefek sıkıntıları anlatıyorlar. Anlatıyor ki yine çözün diye anlatıyor. Yani ben yoksa ben giderdik, derdik ki bizim sizden umudumuz yok. Boşuna anlatmayın kardeşim diyebilirlerdi. Yok böyle bir şey. Türkiye'de iktidarların gidişi sahada hep böyle olmuş. Ama bu böyle değil. Yani köye gidiyoruz. Daha biz yani kendimizi anlatmaya ifade etmeden şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var, şunu yapmamız lazım. Daha şurada altyapımız olacak, kapalı sistem eklememiz lazım. Yani köyün bütün ana arterlerini taş döşemişiz, artık ara sokaklara taş döşememiz lazım. Yani köylerde, mahallelerde, her yerde artık yani talepler yani yapmamızı istiyor. Yani demek ki umudu var bizde. Bu talepler geliyor. Bu çok önemli bizim. Başkanım, sahada kıyaslama yaptığınız için söylüyorum. Şimdi ben mesela daha çok bu sizin bahsettiğiniz seçmen profili anlayabildiğim kadarıyla biraz daha kemikleşmiş AK Parti kitlesidir. Tahminimi söylüyorum. Yani AK Parti politikalarını evet. Beğenen %52 tıkanıklıkları da belli işte küresel sebeplere bağlayan seçmendir. Evet. Ama şu seçmen profiliyle karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz? Mesela ben sahada daha çok şunu görüyorum. Sahadaki tabii. Yani piyasadaki şöyle algıyı görüyorum. Bu çok ilginç gelebilir size. AK Parti'ye aksiyon oyu değil. Yani mesela sizin dediğiniz gibi muhakkak vardır. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğendiğim için devamı içinden ziyade AK Parti'ye veriliyorken reaksiyon oylarının devreye girdiğini görüyorum. Aslında iktidar partileri reaksiyon oyu almaz. Tam tersine reaksiyon oyuyla gönderilir evet. İktidar partileri. Ama şunu görüyorum sahada. Şöyle söyleniyor. Bir, altılı masanın terör örgütüyle ilişkilendirilmesi. İki, altısı bir araya gelip nasıl ülkeyi yönetirler, nasıl bu AK Parti'nin bile zorlandığı, sıkıştığı yerlerde onlar daha ne yaparlar? Yani sanki seçmen daha kötüyü görüp ya da hissedip ya da daha kötü olacağı korkusuyla yine AK Parti'de kalıyor gibi de bir argüman hissediyor musunuz? Osman, ya da bunu dile getirenler var mı? Neden AK Parti'ye oy versinler? O soruyu mu? Ben bir şuraya küçük bir ekleme yapıyorum bu soruya. Biz bir sene önce bir şey tartışıyorduk Türkiye. Ne tartışıyorduk? Yani muhalefet bloğunun ana gündemi neydi? Niçin geliyorlardı? Başkanım?
parlamenter sisteme geri getirdik. Peki niye hiç konuşmuyoruz bunu da? Ana kavga. Sen mi başkan yardımcısı olacaksın? Ben mi başkan yardımcısı olacağım? Kaç bakanlık istiyorsun? Falan gibi. Bakın Türkiye'deki yaşanan, son bir yılda yaşanan hadiseler ve olaylar, gerek uluslararası jeopolitikteki olaylar, gerekse Ukrayna Savaşı, gerekse Türkiye'nin jeopolitiği, Akdeniz, Suriye meseleleri, deprem meselesi, bunların hepsi Türkiye'de esasında bu başkanlık sisteminin eksiklerine rağmen başkanlık sistemi masaya yatırılır. Çünkü hiçbir sistem donuk gidemez yani. 5 yıllık bir deneyim elde edildi. Muhtemelen hemen seçimlerden sonra güncel Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sistemin kendine özgü yapıları gözden geçirilecektir. Ama şu anda biz geleceğiz ve çok acilen kısa sürede memleketin şu parlamenter sistem problemini çözeceğiz diye bir mesele görüyor muyuz? Tam tersi, vaatlerin tamamı güçlü lider profili gerektiren vaatler ve ciddi bir çelişki içerisinde, politik bir çelişki içerisinde. Toplumda bunu okuyor. Hani siz başbakan olma noktasında vaatler vardı, değil mi? Zayıf cumhurbaşkanı profili öngörülüyordu. Tam tersi, bu söylenen vaatlerin %90'ı çok güçlü bir cumhurbaşkanı gerektiriyor. Ve bu Orta Doğu'da demokratik ayarları ve dengeleri sağlamak kaydıyla. Evet, demokrasi çok değerli. Biz demokrasiden taviz veremeyiz. Yani toplumun siyasi ve ekonomik taleplerinin yönetime net yansıması bakımından başkanlık sistemindeki var olan eksiklikler tamamlanmak kaydıyla ben bütün toplumun, bütün siyasi aktörlerin artık başkanlık sistemini benimsediğini ve bundan sonra politikalarını buna göre ortaya koyduğunu. Milletin kafasındaki esas mesele bu. Ya bir de bunlar yine verdikleri sözler gibi kısmen unutsalar bile son günlerde biz koalisyon ya da parlamenter sistem için çalışacağız deyip o orada bir araya gelen aktörlerin bilek güreşine sahne olursa bu ülke nasıl yönetilir? Ki onun ötesinde de bir takım terörle ilişkili olduğu konusunda toplumda hemfikir olan, terörle arasına hiçbir mesafe koymamış ve koymayacağını deklare eden siyasal yaklaşımlarla omuz omuza gitme noktası toplumun kafasındaki bütün soru işaretleri bitirmiş. Yani aksiyon tersten yeniden işlemeye başlamış durumda. Bizim sahadaki gördüğümüz, biz laf aramızda başkanım, evet, gittiğimiz yerlerde bizim kullanmadığımız ve kullanmayacağımız, evet, terminolojilerle biz diyoruz ki bak böyle konuşulmaz yani falan. Adam bize şey yapıyor, tepki veriyor. Bu çok önemli bir nokta yani. Tabii siyaseten bu tek başına bir hükümetin iktidar için yeterli bir argüman değildir. Bir noktadır, bakış açısıdır ama çok sıcak bir gündem. Ama bunun yanında vatandaş yine geleceğe ilişkin umutları AK Parti'nin vizyonuyla tazelemek istiyor. Bu da net yani. Niye? Ya diyoruz şu 14 Mayıs'ta bize bir destek verin. Ya geçin onu diyor adam. Bir geçin, biz bunları konuşalım. Siz bize bir oy verin, bu sorunu çözeriz diyor. Ya o iş bizde diyor adam ya. Siz şu bizim meseleye bir odaklanın bakalım. Seçimden sonra ilk meselemiz bu diyor. Hani seçimden önce şöyle değil. Bizim işimizi çözün de size oy verelim değil. Kardeşim bizim meseleleri konuşalım diyor. Seçimden sonra geleceğiz ve bu işi ilk çözeceğiniz konu bu diyor. Not ediyoruz ve tamam diyoruz. Bu ne demek? Toplumun hala umudu ve beklentisi net bir şekilde AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda. Yani bunu da net olarak ifade edelim. O zaman ben Sayın Oğuz'dan devam edeyim. Neden AK Parti oy versinler? Ama özellikle gençler, genç bir ekipsiniz. Ve diğer partilere baktığımızda Türkiye, Burdur'da gençleşen bütün partilere gençleşen bir ekipleri görüyoruz. Ben Sayın Oğuz'dan neden siyaset, neden AK Parti'de siyaset, neden bunu tercih ettiniz? Normal işinize devam edebilirdiniz aslında. Bunun sebebini ondan sonra neden size oy versinler? Bilal Bey, neden siyaset? Cumhurbaşkanımızla beraber daha yapılacak çok iş var. Yani bizler bir önceki ilk bölümdeki cevabımdan bir anekdot alarak devam edeyim. Cumhurbaşkanımızın artık yeni siyasi, hani özellikle son 5 yıldır başkanlık sistemiyle birlikte daha genç kadrolarla daha ufka açık siyaset vizyonu var. Bunu da zaten meclisteki mevcut milletvekilleri, geçen dönem milletvekillerinin yaş ortalamasından az çok anlayabiliyoruz. Neden AK Parti siyaseti? AK Parti siyaseti hizmet siyasetidir. İşte bunu
Bunu belediyelerimizde görebiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz bölgenin en büyük belediyesi Bucak Belediyesi. Özellikle 4 yıldır daha önceki dönemlerde son 4 yılında ben de aktif siyasetin içinde daha aktif olduğum için daha aktifti. İşte Gölhisar Belediyemiz inanılmaz şeyler yapıyor. Ölçeğine göre Millet Bahçesi hani biraz böyle AK Parti daha çok hizmetle anılan bir parti. Ama biraz önce siz de bahsettiniz. Kürşat Bey de bahsetti. Altılı masada siyaset yapmak bence çok zor. Çünkü sürekli bir kargaşa var. Yani altılı masanın herhangi bir partisinden bahsetmiyorum. Hepsinde tamamında. Ama AK Parti'de hizmette süreklilik var. 2001'den bu yana parti kuruluşundan itibaren 2002'de ilk hükümet oluşundan itibaren keza 2004 yerel seçimlerinden itibaren de AK Parti belediyeleriyle hep hiç gitmeyecekmiş gibi süre gelen bir hizmet oluştu. İşte son zamanlarda özellikle sosyal medyada çok yaygın bir video var. 2011 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir seçim videosu var. Böyle vaatler saymış. Şimdi gözlemlediğimizde o vaatlerin tamamı yapılmış. Bence bunu seçmen görüyor. Ben siyaset yapma noktasında da biliyorsunuz AK Parti yaklaşık 12 milyona yakın üyesiyle 11 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük STK'sı. Böyle bir toplulukta siyaset yapmak hakikaten insanı hem güçlü kılıyor hem de daha ufku açık. Özellikle Cumhurbaşkanımızın belki belediyecilikten geliyor olması da bununla etken. Çünkü biliyorsunuz belediyecilik daha çok yerel hizmetle başlar. Ama daha kalbe dokunur, daha insana dokunur, daha sokağa dokunur. Biraz böyle bir sistem var AK Parti'nin özünde. Aslında AK Parti'nin özünde aile var Bilal Bey, daha Türkçesi. O aile gençleri daha çok çekiyor. Bugün diğer partileri incelediğinizde belki gençlik kolları ya da gençlik yapıları daha dar olurken hatta sürekli böyle orada değişiklikler daha yoğun. Yani en azından benim Burdur'da veya çevre illerde gözlemlediğim bu. Ama bizde süreklidir. Bizde gençler gelir bir kademeden girer. İşte bu kardeşiniz gibi kademe kademe dola dola işte bardak boş bardak olarak girerseniz o kapıdan dolarak belirli bir aşamaya gelirseniz tabii biraz da nasibiniz varsa artık görevi en üst seviyede yapmaya başlarsınız. Bu yüzden siyaset, bu yüzden AK Parti. Şimdi ben Adem Hocam'a şunu sormak istiyorum. Açıkçası bekliyordum da Adem Hoca'nın kampanyasının içeriğini, muhtevasını en merakla bekleyenlerin başındaydım. Tabii politikalardan ziyade proje siyaseti diyebileceğimiz, proje kültürü diyebileceğimiz. Zaten hoca üniversitede de hep 8 yılını deyim yerindeyse projeleri anlatmakla ve uygulamakla geçirdi. Şimdi baktığımızda hocam mesela bugün de içme suyuyla ilgili çok ince hem nezaketli hem göndermeliği olan hem de çözüm içeren bir açıklama. Hakeza daha önce de yine tıp fakültesi sağlık yatırımlarıyla ilgili bir açıklama. Yani Burdur özelinde tabii ki her ne kadar genel seçim yaşıyoruz, çok yoğun bir kutuplaşma iklimindeyiz. Söylemler sert, liderler evet. Sert ama yani neticede güzel tarafı da Burdur'a milletvekili seçiyoruz. Yani bizi ilgilendiren bir kısmı da Burdur'daki sorunların çözülmesi. Hocam bu proje siyaseti sadece bu bir aylık bir taktik mi yoksa Adem Korkmaz'ın serüveninde odak strateji mi? Daha önce belki siyasete girme gerekçem üzerinden bir konuyu konuşmuştuk. Seyircilerimiz kusura bakmasınlar, biraz sesimiz gitti. Çok konuşuyoruz. Bu da siyasetçilerin gece programlarının dezavantajı. Tek gece gündüz sabah 9'da başlıyoruz. Genellikle programımız 3'te bazen 4'te bitiyor. 5'te geldiğimiz de oluyor. Yani gündüz belli programlar, akşam daha dar gruplarla daha özel strateji ve özel temas programları diye gidiyor. Bu böyle son güne kadar devam edecek, son ana kadar devam edecek. Tabii her profilin, her kişiliğin belli bir yıllar içerisinde birikimi, işte başkanlarımız daha teşkilatçı, daha dinamik, daha örgütçü,
siyasetin mutfağından yetişmiş insanlar. Biz, bir de benim akademik branşım sosyal politika. Benim doçentliğimin bir kısmı da politika geçiyor. Yıllardır ben yaptığım akademik çalışmalarda az gelirli, dezavantajlı grupların, istihdam odaklı çalışmaların, istihdam nasıl üretebiliriz? Çünkü sosyal politikanın özü, benim ilk ciddi kitabım aktif istihdam politikalarıdır. Aktif istihdam. İki tür politika vardır literatürde. Pasif istihdam, aktif istihdam. Pasif istihdam sosyal güvenlikteki ödemelerdir. Sosyal ödemelerdir. İnsanın ihtiyaç duyan bir insana ya da bir yerde yangın varsa yangını söndürmektir. Ama toplumu buna alıştırırsanız tıpkı bir yerde bir ev yanıyor, itfaiyeyi getiriyorsunuz ve yangını söndürüyorsunuz. Yangını söndürünceye kadar itfaiyeyi orada tutmanız lazım. Ama yangın sönmüş, hala itfaiyede biz su vermeye devam ediyoruz. O zaman o yapının kökünü de topyekün yok etmiş oluruz. O zaman yıkıp yeniden yapmamız gerekir. Buna da her zaman imkanımız olmaz. Bu benim birazcık akademik geçmişimden, sosyal genetiğimden ve sahada sürekli sahayla iş dünyasında çalıştığım zamanlarda da sürekli projeler yaptık. Yani ilk defa proje yapmış değiliz. AK Parti'nin politikalarına da sürekli katkı veren bir kişiyiz. Son 8 yılımızda hani şöyle söyleyeyim, onlarca projeyi hayata geçirdiğimiz, büyük çoğunluğunun sonuçlarını aldığımız, hatta bunların bir kısmını da artık üniversitenin ve akademinin kendi sınırları içerisinde değil, bunu devletin, yürütmenin, bakanlıkların projelerine dönüştürdük. Yani bunun en somutu geçtiğimiz ay içerisinde ilimize gelen Tarım Bakanımızın üniversitenin dünyada tek olan, şimdi Türkiye akreditasyonumuz var. İnşallah dünyada da, Türkiye'de ilk defa bir akreditasyon sistemi başarabilirsek, dünya akreditasyon sisteminde biz merkez olacağız, Burdur. Bunu devletin, Tarım Bakanlığı'nın bir politikası haline dönüştürdü ve bütçe ayırarak uygulamaya başladı. Süt işletmelerinin kalite akreditasyonuna dayalı teşvik sistemi. Bakın, teşvik sistemini yapısal olarak değiştiriyoruz. Evet, şu anda kırsaldaki üretimimizin temel problemi, desteğimiz ver, teşviğimiz ver, evet bu çok normal çünkü anlık canı yanıyor. Ama sürekli benzer destek ve teşvik sistemleri üzerinden gittiğimiz takdirde verimlilik ve kaliteye dayalı süreci eğer biz inşa edemezsek, ölçek etkisinin de olumsuz etkisiyle küçük ölçek, bir müddet sonra kırsal üretimden göçler başlıyor ve faaliyeti sonlandırma davranışına doğru gidiyor. Onun için bizim burada yapacağımız temel yaklaşımlar, sanırım seçimden önce Burdur için çalıştığımız ve Burdur'a kısa, orta ve uzun vadede projeksiyon oluşturacak projelerimizi de paylaşacağız. Ve bunların da çoğunun altyapısının gerek zihinsel gerek kurumsal çalışmalarla tamamlanmış altyapılarında hazır olduğunu, siyasi gücü de artık Ankara'da bürokrasiden bir talepte bulunan değil, siyasal gücün etkisiyle de bunları devlet politikası olarak çok hızlı sahada ulaştıracağımız projeler olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bunu yine anlatmaya devam ediyorum. Ama yine sahada bazen işte bizim taşımızı hemen gönderin. Böyle, insan böyle yaşıyor. Biz de ikisini birlikte söylemiştim. İki dengeyi yürütmek zorundayız. Halkın, toplumun siyasetçiden beklentilerini geleceği ve şimdiyi için alan bir yaklaşımla sunmak zorundayız. Su meselesini değindin. Bu bir proje değil. Bu yaşamsal bir mesele. Bunu bir proje olarak ben anlatmadım. Yani bunu derhal Burdur'un, bu konu çok uzadı. Ve gereksiz uzuyor. Yani bir öncelik hedefi gibi algıladım. Ben. Evet, bu acil yaşamsal bir mesele. Bunu hiç tartışmadan bizim işte başkanlarım burada, vekil arkadaşlarım burada. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra yetkiyi aldığımızda üçümüzde ilk işimiz, Mustafa Başkan, bütün Burdur programlarına beraber gidiyoruz. Hani dedi kendisi ya, bu canın vekili değil. Kimse bir yerin vekili değil. Hepimiz Türkiye milletvekiliyiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti milletvekiliyiz. Hepimiz Burdur'un milletvekiliyiz. Her yerde, Çavdır'ın en uç noktasında, Söğüt'te, İbecik'te, Yusufça'da, Yeşildere'de, efendim merkez aşağı Müslimler'de, her yerde hepimiz olacağız ya. Ve meseleleri bir bütünlük içerisinde ele alacağız. Yapacağımız ilk işte su meselesi ve bununla birlikte belki bu kadar önemli
şu depremle ilgili almamız gereken mesele. Burada siyasi bir bagaj, bir beklenti ya da siyaseten bir hesap. Yani bunu şimdi yapmayalım da 8 ay sonra yapalım gibi bir dilimiz asla olmayacak. Bunu diyeceğimiz alanlar olabilir. Çünkü her siyasi iktidarın kendince proje ve iddiaları olabilir. Bunu da çalışacağız. Yerel siyaset gündemi geldiği zaman buna çalışacağız. Ama su bunlardan değil. Deprem bunlardan değil. Ulaşım meselesi bunlarla ilgili değil. Ulaşımla ilgili meseleler bunlarla ilgili değil. Bunları derhal inşallah çözme noktasında net bir irade koyacağız. Sayın Mengi'den devam etmek istiyorum ben. 20 yıllık bir iktidar süreci var ve geçmişte yapılanlar var ve gelecek süreçte de bazı projeleri yine dile getiriyorsunuz. 20 yıllık süreci değerlendirdiğimizde ve ekiplere baktığımızda 5 dönem Sayın Bayram Özçelik yoğun bir şekilde partide yer aldı. Ekibi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ekip ne yapar? Şimdi ve o 20 yıllık süreci değerlendirdiğimizde. 20 yılda altyapının özellikle köylerimizin, ilçelerimizin, ilçe merkezlerimizin altyapısında hem teknolojik anlamda hem de işte yapısal altyapı, yollar, işte yapısal derken yollar, su, kanalizasyon, doğalgaz. Yani bunların birçoğunu tamamlamışız. Şimdi de sosyal odaklı, insanların hayatını rahatlatan, iş imkanlarını sunan artık bir hedefe doğru yönelmemiz lazım. Bunu ben hocamla işte özellikle de Mustafa Başkanım'la başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız artık sosyal odaklı hedefler koymaya başladı. Bunu ileri götüreceğiz. Yani mesela eğitimde bizim istihdam odaklı bir modele geçmemiz lazım ki 1-2 yıldır ben il başkanlığı döneminde özellikle il milli eğitim müdürlerime yani düz lise mezunundan çok endüstriden mezun olmuş. İkinci OSB'de rahat rahat iş bulmuş ki ikinci OSB işte Bucak OSB inşallah Batı'da da bir OSB hedefimiz var, hayalimiz var. Oralara insan kaynağı yetiştirebilecek bir hedefe doğru biz 2 yıldır başladık. Giden Erdem Müdürümüz, şimdi Nesrin Hanım. Yani endüstri meslek liselerin kaliteli öğrenci yetiştirmesi ve vatandaşımızı oraya yönlendirmek. Çünkü bu çok önemli. Gencin gelecek kaygısını bitirmemiz lazım. Ben endüstri meslek lisesi öğrencilerini çok gıptayla takip ediyorum. Çünkü piyasayı bilir, çalışmayı bilir, para kazanmayı bilir. Bir piyasa kültürü edinmiş ve boşta kalma ihtimali hiç yok neredeyse. İşte bu prototipi daha ahlaklı, daha düzgün, daha girişimci ruhuna sahip bir gençlik modelini biz hocamla beraber daha profesyonel kuracağız ve 21. yüzyıl vizyonumuz, yani 2. yüzyıl vizyonumuz, Türkiye yüzyıl vizyonumuz bizim gençlerin bu memlekete sahip çıkıyor. Girişimci ruhu çok yüksek ve ihracata yönelik, üretime yönelik hedefler olan bir genç nesil üretmek istiyoruz. Volkan Başkanım, bu noktada bunu tabii bunu söyledikleriniz zaten biraz önce Adem Hoca nasıl su, deprem, evet, Burdur'un anayasası önceliği olur. Bu da aslında partiler üstü bir mesele. Evet. Yani Türkiye'deki eğitim sorunlarını çözmek, eğitimi kaliteli, nitelikli hale getirmek partileri aşan bizim asgari ortak müştereklerimizden biri olmalı. Lakin bir iktidar partisi yöneticisi olarak bunu böyle samimi bir şekilde dile getirseniz dahi şöyle bir refleksle karşılaşıyor musunuz? Ya Volkan Başkan, 21 yıldır yapamadınız da veya şimdi mi yapmak? Yani şimdi uzun yıllar iktidar sahibi olan birisinin vaatler ve projeler üzerinden siyaset yapması da zor. Muhalefet söyler biliyorsunuz. Evet, şöyle bir gerçeklik var. Yani ben de yaşadım. 28 Şubat sürecinin maalesef çok katı bir etkisi var. Endüstri meslek liselerine, yani meslek liselerine, yani imam hatipler yüzünden bütün meslek liseleri ne kasayı, evet, kasayı, yani bu mağduriyet ve yani itibar suikasti de var aynı zamanda. Bunu gidermek çok zor oldu. Ama şimdi Cumhurbaşkanımızın yeni ekonomik modeliyle üretime odaklı, sanayinin ön planda olduğu, üretimin ön planda olduğu bu teknolojinin artık insan kaynağının daha da çok acil ihtiyacı var. Ve vatandaşı ikna ediyoruz. Yani vatandaş alışmış, benim oğlum liseye gidecek, üniversiteye gidecek. Ya, tamam, vatandaş bunu kanıksamış ve inanılmaz bir talep var. Biz bunu yönlendirmemiz lazım.
yönlendireceğiz de inşallah. Çünkü yeni bakanımız inanılmaz bir önem veriyor, Milli Eğitim Bakanımız. Yaklaşık Türkiye geneli 200 bin civarında olan çıraklık eğitim öğrenci sayısı şu an 1 milyon 200 bin yaklaşık. Bu çok kıymetli. Sessiz bir esasında devrim var eğitimde. Mantalite ve uygulama devrimi bu. Aynen. Pandemide de gördük bunu. Evet. Meslek ki hocamın da özgün projelerinden biri meslek yüksek okullarına staj. Evet. Hani bu eğitimle ilgili meseleler keşke partiler işte böyle hani içi boş klasik bel altı söylemler yerine bu seçmenin de daha doğru, daha isabetli tercihler yapmasına sağlar. Gençler noktasında bir de başkanım özellikle siz bunu daha iyi hissediyor olmalısınız. Liyakat ve adalet noktasında gençlerin daha hassas olduğu bir süreci çok, yaşıyoruz. Aynen, yani çok mesela hassaslar. Bana göre AK Parti'nin hani sıraladığınızda ekonomik kriz, mülteci problemi, depremin getirdiği zorluklar bunlar ana problemler gibi gözükse de lokal problemlerde belki Sayın Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla anketleri çok dikkate aldığı evet, için evet. Mülakatla ilgili çıkışı yapma gereği duydu. Aslında siyaseten bir risk. Mülakatları kaldıracağım diyorsunuz. O zaman 10 yıldır 15 yıldır niye ya şöyle kaldırmadın diyebilirler. Şöyle ama bir gerçek var. Mülakatlar noktasında evet. Gençlerin böyle bir hayal kırıklığı mı desem bir burukluğu var sanki. Şimdi şöyle bir gerçek var. Hocam da uyguluyor. Yaklaşık 3 yıldır hemen hemen birçok kurum ya direkt kura, mülakatsız kura. O zaman şöyle yapalım başkanım. Evet. Kısa bir reklam aramız. Tabii ki. Mülakat ve liyakat boyutunu ikinci bölümde tamam. Yoğun bir şekilde değerlendirelim. Tamam. Kısa bir reklam arası sohbetimiz sıcak. Zamanda hızla akıyor. Evet. Kısa bir reklam arasından sonra AK Parti milletvekili adaylarıyla beraberiz. Lütfen kanaldan ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra sizlerle beraberiz. Kanal 15'te. Bodrum Bucak ilçesinde tam 23 yıldır faaliyette olan Gülem İşitme Merkezi Sefa Öztoprak, işitme cihazı satışı, bakım onarımı, kulak kalıbı, sudan ve sesten koruyucu özel tıkaçlarla halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Kaliteli hizmet, uygun fiyatın garantisi Gülem İşitme Merkezi'nde Philips Oticon Audio Servis cihazlarıyla hayatınız daha da kolaylaşacak. Kaliteli yaşam sizin de hakkınız. Gülen İşitme Merkezi Sefa Öztoprak. Adres 70 Evler Mahallesi, Orhan Gazi Caddesi, Açı Plaza, numara 5, kat 1, daire 10. Devlet Hastanesi karşısı, Bucak, Burdur. Telefon 0248 325 1455, 0532 403 65 52. Kemal Bey, Fatoş Hanım bu ne hal? Nefes nefese kalmışsınız. Hocam hiç sormayın ya. Bir tadilata başladım. Ustalar elime bir liste tutuşturdu. Birini bulsam birini bulamıyorum. Siz hiç dolaşmayın. Hep beraber gelin, Kazancı Yapı Market'e gidelim. Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Kadın Burdur'umu geze geze bir kaldık. Aradığımızın biri var, biri yok. Burada her şey var dendi. Şu listemi bir hazırlatır be gali. Bunların hepsi var bizde. Hemen hazırlattırayım. Of. Araya araya pek bir yorulduk. Dilimiz damağımız kurudu. Şöyle buz gibi soğuk su olsa da içmesek gari. Buyurun. Oh, pek tatlıymış yayla suyu gibi. Suyumuzun tadı Kazancı Su Arıtma'nın farkı. Evet Türkiye'm, sağlığınız için, temiz su için. O zaman ne diyoruz? Kazancı Su Arıtma. Kazancı Yapı Market'e hepinizi bekliyoruz. Suyla gelen sağlığın adresi Kazancı Yapı Market ve su arıtma sistemleri. Kurbanlık alacaklar, uygun fiyat arayanlar, kaliteyi uygun fiyatta buluşturan Bıdı Tarım'da her bütçeye uygun doğal yemlerle beslediğimiz veteriner hekim kontrollü istediğiniz kiloda 1200 aşkın dana ve düve çok uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca toplu satışlarımız da mevcuttur. Bıdı Tarım Hayvancılık. Bize uğramadan kurbanlık almayın. Adres Garipçe Mahallesi, Korkuteli, Antalya. Telefon 0507 524 59 66. 0507 524 59 66. Özok Mobilya Burdur'da açıldı.
Evlenecekler, evini yenileyecekler. 30 yıllık iş tecrübesi, fabrikadan halka kaliteli, güvenilir işçilik, müşteri memnuniyeti ve güler yüzlü hizmetiyle Özok Mobilya hizmetinizde. Birbirinden şık salon takımları, oturma grupları, yatak odası takımları, mutfak masaları, gardırop çeşitleri ve siparişiniz üzerine daha birçok ürün Özok Mobilya'da. Uygun fiyat ve kaliteyi arayanlar, Özok Mobilya'ya uğramadan karar vermeyin. Özok Mobilya, Nuri Özel. Adres: Özgür Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı 41 Taksim B Blok Eski Garaj Yanı Burdur. Telefon: 0536 211 42 56. Özok Mobilya ile evinizi baştan çıkarın. Bay Bayan Çocuk Giyim'in adresi Soylu Giyim Dünyası. Perde çeşitleri, çeyizlik ürünler ve ev tekstilinin adresi Soylu Giyim Perde Dünyası. Düğüncünün adresi Soylu Giyim Dünyası. Birbirinden şık, bayan, çocuk, abiye çeşitleri, damatlık, kına malzemeleri, okuluk, gömlek, havlu, seccade, kumaş çeşitleri ve daha sayamadığımız birçok ürün düğüncünün mağazası Soylu Giyim Dünyası'nda. Hesaplı alışverişin adresi Soylu Giyim Dünyası. Adres: Oğuzhan Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi numara 25 Bucak. Telefon: 0535 445 36 81. 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Uluslararası Burdur Teke Yöresi Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'na tüm halkımız davetlidir. GL Platform Fuarcılık. Bazen beklenmedik kötü sürprizlerle doludur. Onun için her zaman bir B planına ihtiyacımız vardır. Öyleyse en iyi çözüm nerededir? Tabii ki Hayta Sigorta'dadır. Güler yüzlü, tecrübeli ekipleri, uygun fiyat garantisi, hızlı hasar çözümleri ve 7/24 hızlı destek hizmetiyle Hayta Sigorta daima yanınızda. Hayta Sigorta'yla gelecek kaygınız olmasın. Her türlü sigorta işleriniz için Hayta Sigorta, İbrahim Hayta. Adres: Karayvatlar Mahallesi, Kapalı Pazar Yeri Yanı, 947 Sokak, Kirişcan Apartmanı, Zemin Kat, Bucak. Telefon: 0532 600 33 39 0248 325 1 444. Hayta Sigorta'yla geleceğe güvenle bak. Güreş severlere müjde. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Uysal himayelerinde yapılacak olan 5. geleneksel Akdeniz'in Kırkpınarı Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz 30 Nisan 2023 Pazar günü Muratpaşa Konuksever Er Meydanımızda yapılacaktır. Kanal 15 ekranlarından canlı yayınlanacak olan tarihi Kırkpınar'ın altın kemerli baş pehlivanlarının katılacağı 5. geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşlerimize tüm güreş severler davetlidir. Kazancıyla kazanacağız. Hep beraber birlik olalım diyerek çıktığımız bu yolda tüm Burdurlu hemşerilerimin desteklerini bekliyorum. Gelin bu seçimde kazancıyla kazanalım. Birlikte güçlenen bir Burdur için Ufuk Kazancı. Büyük Birlik Partisi Burdur 1. sıra milletvekili adayı. Türkiye'm, canım benim, Türkiye'm, yarim benim, Türkiye'm, büyük birlikte buluşalım Türkiye'm. Özel Kundura'dan seçili ürünlerde süper indirimler. Yeni sezon yazlık Bay Bayan Çocuk Deri Spor Klasik Model Ayakkabılar. Birbirinden şık yeni model terlik, babet, sandalet, abiye ayakkabı çeşitleri, iş ayakkabıları ve çizmeler. 36'dan 42 numaraya bayan, 40'tan 47 numaraya erkek ayakkabılar. Ayrıca siparişiniz üzerine özel taban ortopedik ayakkabılar Özel Kundura'da. Adres: Karayvatlar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 41 Taksim'de Türksel karşısı Bucak. Telefon: 0542 232 66 76 0539 335 63 85. Özel Kundura. Önceliğimiz sizin memnuniyetiniz.
sık işitme kaybına kulak çınlamasına son. Tiz Ses işitme cihazları satış ve uygulama merkeziyle artık duyma sorununuz kalmayacak. İşitme sorunlarınızın çözümünde Burdur ve ilçelerinde Siemens ve Signia marka işitme cihazlarının tek bayisi olan işletmemiz kalite, güven, güler yüz anlayışıyla işitme cihaz çeşitleri, pilleri, kalıp alma ve kulak kalıbı yapımıyla hizmetinizde. Duymak hayattır. Duymayan kalmasın. Tiz Ses işitme cihazları satış ve uygulama merkezi Raşit Karakaya. Adres 70 Evler Mahallesi Bucak Devlet Hastanesi Otopark karşısı Bucak. Telefon 0542 676 48 55. Çeşit çeşit tazecik çerezlerin en hası, en kralı İnceoğlu Çerez Sarayı'nda. Onlarca kuru yemiş çeşitleri, hurma çeşitleri, %100 yerli susamdan tazecik çekme tahin, haşhaş ezmesi, meyve kuruları, kız isteme, nişan ve özel günleriniz için çok özel çikolatalar, şekerlemeler, lokumlar, tazecik kahve çeşitleri ve daha sayamadığımız birçok ürün İnceoğlu Çerez Sarayı'nda. Tazelik, lezzet garantisi, imalattan halka uygun fiyat, geniş ürün yelpazesi, toptan ve perakende satış İnceoğlu Çerez Sarayı'nda. İnceoğlu Çerez Sarayı. Adres Oğuzhan Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Migros karşısı, Bucak. Telefon 0507 717 97 45. Güler yüz, müşteri memnuniyeti, 8 yıldır kaliteli hizmetiyle Hasan Özen Sigorta yeni yerinde hizmetinizde. Trafik sigortası, kasko, DASK, deprem sigortası, yangın sigortası gibi bütün sigorta çeşitlerini açılışa özel çok uygun fiyatlarla Hasan Özen Sigorta'da yaptırabilirsiniz. Ayrıca yine açılışımıza özel Nisan ayının sonuna kadar yaptıracağınız sigortayla çekilişimize katılıp çeyrek altın kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Kim bilir, belki de o talihli sizsiniz. Hasan Özen Sigorta. Önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Adres Oğuzhan Mahallesi 2. Noter Yanı Bucak. Telefon 0555 722 24 24 0545 121 15 15. Burnun Hafızı'nda ikinci bölümde yine sizlerle beraberiz. Öncelikle bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz değerli izleyenlerimiz. İlginizden dolayı özellikle Kanal 15 Face adresinde yorumlarınız ve takip edildiğinizi yakından görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Kanal 15 Bucak Face adresinde sorularınızı özellikle gönderin. Biraz sonra göndermiş olduğunuz soruları sayın vekil adaylarımıza beraber paylaşacağız. Kanal 15'te Burdur Nabzı'nda Burdur AK Parti milletvekili adaylarıyla beraberiz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Birinci bölümün sonunda liyakat ve sınav. Ve özellikle Sayın Tuncel'in de söylediği gibi gençlerin en hassas olduğu noktalardan bir tanesi gençler 14.300 genç seçmen Burdur'da da ilk oy kullanacak. Yani en büyük aslında bütün partilerin en büyük hedeflerinden bir tanesi bu. Evet. O konuda neler söylersiniz, sonra da diğer sorularımıza devam edelim. Şöyle tabii hocam da değinecek öyle umut ediyorum. Şimdi 2018'de taşeron yasasından sonra Cumhurbaşkanımız gerçekten çok katı bir şekilde gençlerin bu talebini, arzusunu aslında yıllara sari yerine getirdi. Artık vasıflı vasıfsız bütün işçi kadrolarında bir kura yöntemine geçtik. Önceden şirketler vardı. Şirketler tabii kadrolu olmayınca sürekli bir işçi alım sirkülasyonu kendi içinde. İşte yapamayan çıkıyordu, yerine başkası giriyordu. Şirket yöneticilerinin elinde bir sirkülasyon oluyordu. Ama şimdi artık bütün kurumlarımızda kadrolu işçilerimiz var. Ve yeni talepleri de işte bütün bakanlıklarımız Türkiye geneli ilanlara çıkarak ki geçtiğimiz işte 25'inde Sağlık Bakanlığı'nın kurrası vardı. Noter kurrası canlı yayında.
bütün Türkiye'de bütün illerin kontenjanlarının kuralları çekildi. Ve kimin girdi, kim çıktı, hangi görüşteydi, neydi, mezhebi neydi, hangisiydi bunu kimse bilmiyor. Nasibinde olanlar çıktı ve inşallah işte 2-3 ay içinde Sağlık Bakanlığı'nda başlayacaklar. Ve mülakat yok. Aslında biz bunu işte 3 yıldır, 4 yıldır uyguluyoruz. Vasıfların bir kısmında KPSS, lise KPSS'si, işte lisans KPSS'si, işçilerde de artık başladık. Vasıfsızlarda işte ortaokul mezunlarında, ilkokul mezunlarında da direkt kurra. Yani bunu Cumhurbaşkanımız artık bir sisteme oturtturdu ama bu 4 yılın sonunda artık mülakatları tamamen kaldırıyorum'a, o aşamaya geldi. İnşallah artık gençlerimiz başarılı, bu işin bilen, yapabilecek vasıflarda zaten memurlarda bu tamamen hemen hemen bu seviyede. Yani birçok işte bakanlarımız açıklıyor. Mülakatsız artık alımlarımız başladı. Özellikle mesela hastanede hemşirelerimiz lisans mezunudur çoğu. Bunların alımlarında. Bu başarıyı biz 4 yıldır istikrarlı bir şekilde sağladık ve artık son aşama tamamen mülakatsız bir evreye geçtik. Hocam da yaklaşık 3 yıldır mesela takdir ederim artık KPSS'yi de almaya başladı. Evet. Çünkü üniversitede daha bilinçli bir profil, öğrencilerle daha yani kaynaşabilen bir personel yapısı da olması lazım. Orası hassas bir bölge. Artık alımları KPSS ile, lise KPSS ile artık işçileri, memurları da lisans KPSS ile uzun zamandır mülakatsız alıyor, evet. Değil mi hocam? Başkanım, bu kura sistemine sanki bir güvensizlik var. Belki küçük yerlerde yaşadığımız için. Yani evet. Sanki kendisi çıktığı zaman bir sorunu yok vatandaşın. Yani ha, bu iş hakkaniyetli veya adaletli yapılıyor zannediyor. Ama kendisi giremediğinde, bir de bizim hep söylediğimiz Fısıltı Gazetesi Burdur'da tirajı en yüksek olan gazetedir. Evet. Yani bir söylediğiniz şey döner yukarı mahalleden aşağıya ininceye kadar. Şimdi başıma gelen... Burada bir güvensizlik var. Bence bu problemi aşmalıyız. Şimdi başıma gelenlerden en büyüğü mesela. Tabii çok fanatik partililerimiz var. Kurra'dan işte A partili birisi çıkmış. A partinin oğlu. Beni arıyor telefonda. Çok fanatik partilimiz. O iyi niyetiyle arıyor. Ya diyor bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız varken A şahsının partilinin adamı nasıl giriyor diyor. Ya abi diyor ya artık Cumhurbaşkanımız gençlerin ve vatandaşın bu talebini artık yerine getiriyor. Kucaklıyor. %52 oy almak bu şekilde oluyor. Yani insanların ayırt etmeden herkese devletin güçlü olduğu için zaten işçi alınıyor. Devlet güçsüz olsa, imkanları kısıtlı olsa bu kadar işçi her yıl 200 bin, 100 bin personel almak kolay değil. Yani çok zor. Tabii. Ama güçlü olduğumuz için alınıyor ve herkesi kucaklayarak alıyor. Mülakat meselesine ben küçük bir ekleme yapayım Kürşat Bey. Esasında Türkiye 2011-12'lere kadar çok ciddi şekilde merkezi sınavlarına bazı özel güvenlik KPSS oturmuş bir düzendi ve büyük ölçüde böyle gidiyordu. Fakat 15 Temmuz'dan sonra ve bu süreçte 15 Temmuz'dan önce de bu soruların çalınması meselesi, FETÖ'nün özellikle kamuya sızması mülakatsız başlangıçta mülakatsız sınavlarla daha sonra mülakatla da zaten belli sızmalardan sonra personel yönetimleri eleman alma noktalarında kendi adamlarını yerleştirerek mülakatlı ve mülakatsız süreci topyekun ele geçirdiği için devlet bir güvenlik refleksiyle 2015'ten sonra mutlak mülakatı getirdi. Burada işte soruşturmalar falan gibi benzer şeyler geldi. Ama şimdi ben bu sene söyleyeyim mesela üniversitede hatırladığım kadarıyla yaklaşık 44-45 personel istihdam ettik. 40 tanesi bildiğim kadarıyla 4B kadrosu dediğimiz ve tamamen puana göre yerleştirildi. Sadece 4 tanesi. Bu da istihdamda özellik arz eden. İşte ileri derecede işte SRC belgesi, ehliyet gibi. Bunları da çözmek lazım. Yani 4D kadrosunu artık devlet minimum seviyeye çekmesi lazım. Şöyle basit bir örnek anlatayım. Çok süreyi de şey kullanmayayım, kötü kullanmayayım. Bir dil sınavında, üniversitede yaşadığımız bir dil sınavında ben özellikle akademik personel alımlarında, araştırma görevlisi alımlarında özellikle jürilere diyorum ki birinciyi alacaksınız. Sınavda hoca beni arıyor. Hocam diyor, ikinci daha başarılı. Hocam, bakın toplumun mülakata karşı bir güvensizliği var. Birincinin puanı kaç hocam dedim. Dil sınavı, 100 dedi.
Hocam dedim, bunu kimseye anlatamayız. Bu ülkede bir Anadolu çocuğu merkezi dil sınavından 100 aldıktan sonra devlette bir kadroya girebilmesi için kaç alması lazım dedim 100 üzerinden. Daha... 120 mi alması lazım dedim. 20 tane daha soru yazıp bunları da doğru cevaplayıp 120 mi alması lazım dedim. E hocam dildir, pratiktir. Evet doğrusun bak. Mülakat dünyada vardır ve çokça uygulanır mülakat. Çünkü tek bir yazılı sınavla adayın bütün profilini ölçemezsiniz. Çünkü dil gibi belli yetenek gerektiren alanlarda siz iletişim gibi, ama bizim ülkemizde biz bu işi derhal sonlandırmamız lazım. Hangi kategoride olursa olsun efendim, nitelik gerektiriyor. Kamu hizmetici eğitim diye bir şey var. Al adamı, belli parametrelere sahipse, belgelere sahipse al, 3 ay hizmetici eğitim yap ve yetiştir. Şoför gerekiyor. Tamam, şoför okulları kuralım. Kademeler var. Buna belli bir aracı verene kadar kamu şu 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 eğitimleri vermek zorunda olsun. Anlatabiliyor muyum? Hani bizim o arkasından dolaşma eğiliminde olduğumuz, buraya şu nitelikte bir adam var deyip de genellikle bir görece daha subjektif bir tercihe iten mekanizmayı devletin kapatması lazım. Bu konuda çok ciddi adımlar atılıyor. Onun için bu hani mülakat meselesindeki FETÖ meselesini değinmeden, o çünkü ciddi bir şey yani. Tamam. Bu adam acaba nasıl bir sistemle buraya girdi diye. Ama son alınan karar ve bundan sonraki uygulanacak modelde ben çok daha öte, hiçbir şekilde kamuda askeriye dahil olmak üzere sporu mülakat kabul etmiyoruz. O bir zaten sistemin parçası. Polislikte şeyde varsa adamın bir problemi zaten ne yaparsınız devlet olarak? İstihbaratınız vardır, çözersiniz. İstihbarat araştırmaları var. Varsa devlete ilişkin bir şeyi bulursunuz zaten, atamasını yapmazsınız. Yargı yolu işler, oradan da aklanır gelirse yine şeyine devam eder. Ama başlangıçta bizim liyakatı, hani bizim hem yönetim bilimi açısından hem de peygamberimizin emaneti ehline verin diye çok ciddi bir şey. Bir de geliyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi diyoruz. AK Parti'nin içerisinden iki parti çıkartırsak bir Adalet Partisi çıkar. Tarihsel misyonu itibariyle, ama onun ötesinde, siyasi misyonun ötesinde de özü itibariyle de adaleti tesis etmemiz gerekiyor. Toplumun vicdanındaki bu güvensizliği, evet iktidar partilerinin sıkıntısıdır. Teşkilatlarımız elbette sahada sözler veriyorlar. Benim çocuğum işsiz. Günlerce, onlarca biz taleple karşılaşıyoruz. İnşallah diyoruz, bakalım diyoruz. Devletimiz daha çok kadro böyle yönetmeye çalışıyoruz. Ama bunu mutlaka topluma bir güven unsuru olarak vermek. Ne sağlanır bunun sonunda biliyor musun? Herkes, ben siyasi bir partiye gireyim ve oradan umut elde edeyim yerine ben kendi niteliklerimi ve puanlarımı yükselteyim diye, sizin çaktırmadan, sistemin esprisi bu. Toplam verimliliğimiz, ülke katma değerli üretim yapan bir iş gücümüz ortaya çıkar. Öbür türlü işte benim yakınlarım, onun yakınları. Şimdi bir sınav olsa Burdur'da önümüzdeki dönemlerde, kurada Korkmaz soy ismi çıksa, tamam. Hele Alasun'dan birisi çıksa ya da üniversitenin yakınlarından birisi çıksa, tamam hoca bu işi ayarladı diye. Başkanımın da işte bir Mengi çıksa, yıllardır siyaset yapıyor. Evet, bunlar ayarlıyorlar diye. Şöyle dedim bugün birisine. Birisinin ismi dedi böyle çıktı dedi. Bak bunu yapan kimse. İster memur, ister siyasetçi. Mangal gibi yüreği olması lazım Türkiye devletine dedim. Yani noterde çekilen bir kurayı manipüle edecek adamın varsa bu devlet alnını karışlar. Karışlamıyorsa zaten biz bittik. Net söyleyeyim. Yapmıyorsak bunu, yapmayacaksak da siyaset falan yapmayalım kardeşim. Yani alınan bu karar aslında dönüm noktası. Bu dönüm noktası hem siyasileri rahatlatacak. Yani partiler sadece iş bulma kurumu, iş kur gibi değil. Nedir? Kendi vizyonuyla sahada çalışacak, projelerle yer alacak. Yani ben altılmış nitelik yazarak konuyu artık devletin tasfiye edip bu iş kardeşim dediğim gibi hizmet işçi eğitimde özel niteliğe ihtiyacı varsa temel parametreleri koyarsınız. Bunun dışındaki pratik gerektiren, vasıf gerektiren konuları devletin inanılmaz şeyi var. Altyapı orada geliştirir kendisi. İkinci yüzyılda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılda farklı şeyleri konuşmakta, farklı vizyonlar oluşmakta. Yani toplumun bu mülakatla, yani kurayla alınması noktasındaki şüphesini de izah etmemiz lazım. Toplum hala tam anlamıyla buna güvenmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kuraya da güvenmiyor. Kura var diyoruz. Ya bir ayarlayın, araya sokun diyor. Halledersiniz ama şu var, halledersiniz. Kontenjan yani. Var. İşte, yani. İşte bu bizim duruş siyasi duruşla. Toplum, siyaset, kamu, yönetim kültürümüzde
almamız gereken bir mesafenin olduğunu gör. Ciddi anlamda. Hepimiz bu gerçekle yüzleşmeliyiz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Biraz öncelikle iktidar partileri. İnsanımız da şehir efsanelerine inanıyor ama siyasetçimiz de maalesef bazı siyasetçiler de yerel siyasetçiler buna bu şüpheyi doğuracak Burdur için söylemiyorum. Genel evet. Mesela ben siz konuşuyorken hocam bir an aklıma geldi. Bizim dönemimizde Volkan Başkan da hatırlar belki. Mehmet Akif Üniversitesi kurulmamıştı ama spor bölümünün, müzik bölümünün, resim bölümünün çok özel sınavları vardı. İlgi gelirdi. Hatta Antalya'dan, Denizli'den, İzmir'den kursiyerler gelirdi. Ama o sınavla ilgili aman Allah'ım 99'ları söylüyorum hocam. Biliyorum biliyorum. Ne söylentiler, ne iddialar. Yani bizim aslında yıl olmuş 2023. Hala bunları konuşuyor olmamız da üzücü. Ama evet. Ben gerçekten toplumda adalet beklentisinin, liyakat beklentisinin belki bu seçimin en öne çıkan mottolarından biri olduğunu düşünüyorum. 2016 ya da 17 idi. Üniversitede yüksek lisans giriş sınavlarında mülakatı kaldırdık. Bunun yüzünden bazı Burdur'daki dostlarımız bize gönül koydukları oldu. Bu kadar üniversiteye destek verdik şunu ya. Bizim bir çocuk burada yüksek lisans yapamayacak mı? Yani yapar tabii, niye yapmasın? Ama kardeşim puanı. Senin çocuğunun puanı bizim sistemimiz tarafından güvence altında. Dediğimiz cevap bu. Biraz yükseltirse hiç sıkıntı yok. Şartları tutarsa. Yani ve çok mutluyuz bundan. Çok memnunuz. Nasıl olduğundan sonra puanlar yükseldi. Ortalamalar yükseldi. Ve Burdurlu çocuklar daha yüksek puanlar ve ortalamalar yapmaya başladılar ve yine programlara girmeye başladılar. Az önce söylediğim konu. Sistemin liyakatını ve somut olarak ayarlarını iyi yaparsanız, ne yaparsınız? Kaliteyi doğrudan yukarıya çekersiniz. Öğrencimiz, gencimiz kafede daha az oturup daha çok ders çalışmaya kendini mecbur hissedebilir. Ama biz gevşek bırakırsak o zaman yönetemeyeceğimiz son konulara gireriz. Son noktayı koyayım mı? Diğer sorularına. Evet. Son noktayı koyayım. Biz hocamla Burdur'da girişimciliği, ticareti özendiren bir eğitim politikası seferberliği başlatacağız hocam. İnşallah. İnşallah. Yani lisede, özellikle lisede aşılamamız lazım. Girişimciliği ve ticareti özendiren. Çünkü ancak böyle bir katma değerle biz, yani adam temizlikçi, güvenlikçi hayali kurmasın arkadaş ya. Adam girişimci olsun, üretsin, hayal kursun. Katma değer sağlasın. Katma değer sağlasın ve daha çok kazansın. Hedefimiz bu olmalı. Biz bu hocamla onların iş kurmalarını, aynen. Onların pazarlama ve ürün satmaları noktasında da okullara gerek aile sosyal politikalarda, gerek iş dünyasının sivil toplum örgütleriyle girişimcilik merkezleri kurarak. Zaten bizim bunun prototipleri. Güney Kore, Japonya hep evet, böyle başardılar. Evet, evet. Yani gençlerin girişimciliğini çözmedikçe bu istihdam problemlerini çözemezsiniz. Güvenlikçi alacağım, temizlikçi alacağım diye yırtınır dururuz yani. Burada bir şey yok yani. Yani hayalleri biraz daha güçlü tutup kesinlikle. Yani lokal bazda aynen. Değil genel ufuklarını, hayallerini genişletmek gerekiyor. Yine o zaman ben projelerden devam edeyim. Geçen özellikle seçim kampanyası boyutunda yine Sayın Hocam'ın nedir su ve deprem algısından sonra Bucak'ta üniversite konuşuldu. Özellikle ve sahada da ikinci bir üniversite Burdur'da olur mu? Veya değerlendirebilir mi sorusu gündemde oldu. Özellikle Bucak'ta nasıl bir etki oldu? İkinci üniversite, Oğuzhan Üniversitesi nasıl bir etki yarattı? Ve Sayın Hocam da üniversite olayına çok yakın. İkinci bir üniversite olabilir mi? Onu da beraber izleyeceğimize paylaşalım diyorum Sayın Hocam. Bilal Bey şöyle bu işte siz de biraz önce bahsettiniz. Adem Hocam 8 yıldır Mehmet Akif Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı. Dönemde özellikle Bucak'taki bölümler nezdinde fakülteler, 4 yıllık meslek yüksek 4 yıllık yüksek okullar bu biraz desteklendi. Aslında bunun kendiliğinden bir altyapısı oluştu. Şu anda hem akademik kadro olarak hem de öğrenci sayısı ve yapı olarak bölüm çeşitliliği olarak fakülte çeşitliliği olarak zaten bunun altyapısı kendiliğinden geldi. Rakamı tam bilmiyorum. Hocam orada hocamdan destek alabilirim ama Türkiye'nin birçok ilçesinde işte bugün Alanya'da var yanlış hatırlamıyorsam birçok ilçesinde Bandırma, İskenderun, Bandırma, İskenderun aynen buralarda ilçelerin kendilerine ait üniversiteler var ilden bağımsız. Bucak'ta da uzun zamandır dillendirilen işte özellikle 5-6 yıldır bir Oğuzhan Üniversitesi hayali vardı. Hatta bu konuyla alakalı hem belediyemiz hem
İşte Orman İşletme Müdürlüğü yer tahsisi konusunda zaman zaman bir araya gelindi, bir ortak akıl oluşturuldu. Ticaret Sanayi Odası, işte değişik STK'lar bu konuda paydaş olmak için heyecanlı. Ama hocamın bunu birebir dile getirmesi elbette Bucak kamuoyunu heyecanlandırdığını düşünüyorum. Bu beraberinde şunu da getiriyor. Evet, bugün Bucak'taki yazılım mühendisliği bölümü mesela el alacak olursak belki çok basit gibi düşünülüyor ama hayır. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de en yüksek puanla alım yapan yazılım mühendislerden birisi şu anda Bucak'ta. Teknoloji fakültemizin bünyesinde. Bu yarın Mehmet Akif Üniversitesi olur veya Oğuzhan Üniversitesi adı altında olur. Elbette Bucaklı kendine has bir üniversite olmasını arzu eder ve bu heyecan yarattı Bilal Bey, öyle söyleyeyim. İnşallah bunu da bu ekip, bu dinamik genç hocamı ben şöyle nitelendiriyorum. Hem akademisyen hem de entelektüel bir yapısı var, projeci bir yapısı var. Başkanım zaten mühendis olması münasebetiyle mühendis bir zeka, mühendis bir yapı. Bunu hani ben de nacizane mali müşavirim, işin biraz daha piyasadaki tarafıyım, sahadaki, sokaktaki tarafıyım. Yani üçlü bir projelendirmeyle bunun bence devamı gelir. Hani bu sadece Bucak'ta bir üniversite diye hani daraltmadan söyleyeyim. İlçelerimizdeki öncelikler ele alınarak projeler üretilir. Güzel proje ekipler oluşturulur. İşte bunun için de akademisyeni, esnafı, STK'sı, genci, yaşlısı, kadını. Hepsini böyle içine alacak güzel bir grupla, güzel bir proje ekibiyle üniversitede kurulur. Ne bileyim, tarımsal olan bölgelerde tarımsal bir merkez kurulabilir. Tarımsal bir ihracat pazarı kurulabilir. Bunların bizi izlemeye devam edin diyelim, değil mi hocam? Evet. Bizi izlemeye devam edin. Allah nasip ederse, bu üçlü giderse 14 Mayıs'tan sonra o milletvekillerimize, şimdiye kadar görev yapan milletvekillerimizin bayrağı bize teslim ettiği yerden daha ileriye götürmek için biz var gücümüzle çalışacağız. Var gücümüzle projelendireceğiz inşallah. Üniversitede bunun ilk adımı olur Allah'ın izniyle. Hocam böyle bir şey olabiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Artık dünyadaki üniversite kavramı değişiyor. Klasik, her bölümün açıldığı, içinde 20 tane fakültenin olduğu bu üniversiteler devri bitti. Biz Makü'de 12'de bıraktık. Bundan sonra ancak Makü'nün kendi yapılanması içerisinde ihtiyaç duyulan o bölgesel kalkınma, hem hayvancılık hem spor, turizm gibi odaklanması üzerinden bir üniversite gelişimi içinde ihtiyaç duyulursa yeni bir fakülte açılacak. Artık dünyada trend, tematik, güçlü, akademik olarak, Ar-Ge olarak belli alana evet, odaklanmış. Onun için Bucak'ta biz yüksek teknoloji diyoruz. Neden? Bucak sanayisi en dinamik sanayilerden bir tanesi. Ama sanayideki değişimi ıskalarsanız, dünyadaki trendleri ıskalarsanız, Ar-Ge inovasyon gibi temel gelişim süreçlerine odaklanmaz da sadece pazar odaklı, dünyada bu mal gidiyor, satmaya devam edelim derseniz o malın pazarı bittiği anda ortada kalırsınız. Özellikle mermer sektörü, makine sanayi sektörü gibi alanlarda teknolojik ve dijital dönüşüm odaklı bir teknoloji yaklaşımına ihtiyacı var. Yani bu yapılan üniversite sanayiyi de tamamen değiştirecek yeni bir vizyon karşısında. Kesinlikle öyle. Yani neden Bucak'ta teknoloji fakültesi açtık? Aynen. Neden yönetim bilişim sistemleri açtık? Neden yazılım mühendisliği açtık? Başkanım söyledi, yazılım mühendisliği makinenin sayısalda en yüksek puanını alan öğrencisi burada. Makü peki hocam, Makü'ye ne diyorsunuz? Makü de esasında hayvancılık teknolojileri ve turizm odaklı iki aksta gidiyor. Yani orada da belki ileride başka şey. Biz şöyle bakıyoruz meseleye. Yani bunu bir seçim sürecinde Adem Korkmaz'ın bir vaadi gibi değil bu mesele. Trendi okumak lazım. Bizim siyasetçi olarak bir görevimizde yolu, suyu, elektriği, taşı çözmek kadar kentlerin ve şehirlerin geleceğine ışık tutacak vizyonlar ortaya koymamız lazım. Konuya böyle bakmak lazım. Bucak Yüksek Teknoloji Üniversitesi ifadesi sadece benim ifadem değil. 2019 yerel seçimlerinde, 2018'de burada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bucak Meydanı'nda söylediği bir ifade. Yani böyle bir altyapısı da var. Evet, zihinsel altyapı. Bu işler de böyle oluyor zaten. Ama bize düşen ne bu dönemde? Başkanıma bize düşen konu, buna ilişkin yaklaşımları ortaya koyarak belki güçlü bir vakıf kurarak burada, klasik bir devlet üniversitesi modeli değil, vakıf artı
Çünkü Bucak'ta güçlü iş adamlarımız var. Eğitime çok duyarlılar. Bunların kuracağı ortak bir vakıf olabildiği gibi güçlü bir iş adamımızın bu işte önderlik ederek ben bir vakıf kuruyorum diyerek vakıf destekli devlet üniversitesi modeli Türkiye'de var birkaç tane. Çok güçlü vakıfları arkasına almış devlet üniversiteleri Türkiye'de çok özel işler yapabilir diye düşünüyoruz. Yoksa hamasi işte evet 4 yıllık programımız var Bucak'ta. 4 tane. 4 tane fakülte yani. 2'si fakülte, 2'si yüksek okul. 2 tane meslek yüksek okulu var. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulduğunda bu kadar yoktu. Öyle mi? Eğitim fakültesi, veteriner fakültesi evet, vardı. O zaman aynen. Yani aslına bakarsanız Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin gücünü kaybettirecek bir hamle değil. Tam tersi. İzleyiciler de diyecekler hocam küçücük Burdur'da 2 üniversite yapıyor diye. Olur mu? Yani çünkü en büyük bizim düz mantık düşüncemiz bu. Yani 2. bir üniversitede iş yapar diye ama sizin söylediğiniz gibi Bucak'a yapılan hamle Bucak'ın vizyonuna ve Burdur'un vizyonuna güç katacak. Şimdi bu savunma sanayinin görmeden geldiğimiz ya da göremediğimiz, bilmediğimiz bir başka boyutu var. Son yıllardaki gelişmesi üniversitelerle kol kola olması ile ilgili. TUSAŞ, Aselsan, 3. sınıfta Ankara'daki, başta Ankara'daki ODTÜ, Gazi, Hacettepe, Ankara Üniversitelerinin mühendislik öğrencilerini aday mühendisi olarak alıyor. Evet. Çok ciddi haçlık veriyor onlara. Okullarla da görüşerek bunların ders programlarını buna yapıyor. 2 ya da 3 gün çocukları tesis alıyor ve bunları mezun olduktan sonra da çok yüksek ücretlerle Bucak'ta da bu kurgu, Bucak'ın sanayisine inanılmaz ivme katacak. Nitelikli insan kaynağı meselesi. Bucak, en büyük sıkıntımız evet. Nitelikli insan kaynağı. İzleyicilerimiz diyor, TFN'li Gürsel tarafında bir düşünceniz yok mu? Ekibe sorar mısınız diye iletmişler hocam. Özellikle geliyoruz oraya da. O süreçte de izleyenlerimiz de paylaşıyor. Batı bölgesi için. Yani, şimdi bu proje olarak değil, hani gündem olarak konuşuyoruz. Aynen hocam. İnşallah bir önümüzdeki günlerde projeleri de açıkladığımızda oralarla ilgili de çok güçlü projelerimizin olduğunu, gerek turizmle gerek hayvancılıkla ilgili bizim güçlü olduğumuz, yani makünün güçlü olduğu, Burdur'un bu konuda zihinsel altyapısının olduğu projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Oralara da başka hayallerimiz var. Bu şehir için hayallerimiz var demiştik. Ben hocamı yakalamışken turizmde deyince duramayacağım şimdi. Bürokrat Adem Korkmaz Lavanta Tepesi başarısına imza attı. Siyasetçi Adem Korkmaz Burdur turizminde neler yapar? Evet yani biz esasında bir hayalle başladık bu işe. İlk 2014 yılının sonbaharında rektörlük sürecine başladığımızda bir Burdur'da. Ben ondan önce 2013 yılında Kent Ekonomileri Forumu yapmıştım Burdur'da. AK Parti'nin bir projesi olarak Burdur, Isparta, Antalya, Hatay, Muğla koordinasyonunu yaptım. Hatay'la Burdur'u da tek başıma yaptım. Genel merkezimizin ekonomi işleri başkanına bir rapor sunmuştum. Ondan sonra rektörlük seçim sürecimiz oldu. Ondan sonra Burdur valimiz Şerif Yılmaz'a bir proje sunduk. Burdur il gelişim planını ve gelişim projeksiyonlarını ortaya koyalım sayın valim. Kamunun yaklaşımıyla sahanın yaklaşımını beraber örgütleyelim. Kalkınma Ajansımızla ortak bir çok bütün Burdur'u detaylı bir şekilde çalıştığımız bir çalışma oldu. Bütün bunları yaptığımızda şunu gördük. Burdur'un inanılmaz potansiyelleri var. Özellikle turizmde. Hele Salda'dan sonra. Çok net ve yüksek sesle bağırmak istiyorum buradan. Salda bütün Burdur'u istihdam edecek bir büyük hazine. Hazine. Ama hazinenin varlığı size bir şey koymuyor. Yani defineci lazım. Defineciler de burada mı diyor? Potansiyelin varlığı, evet. Genç bir defineci ekip var. Bu potansiyeli bizim nitelikli iş gücü ve istihdam oluşturacak bir perspektifle. Yani kimse kusura bakmasın turizmi gözleme çaydan öteye taşıyacak. Gözlemeci kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Bunlar işin bir parçası ama. Tabii. Bunu ötesine taşıyacak. Yıl boyu turizm dediğimiz. Şimdi Lavanta Tepesi Otel'de yıl boyu turizm yapılıyor. Yazın yer bulamıyoruz. Kışın geçen hafta bayramlaşma ziyaretine gittiğimizde Özbekistan karate milli takımı kamp yapıyordu. Yola çıkmışlar 50 tane sporcu birden rampadan korktuk bunlar kim diye. Bayramın sabahında bayram namazını kılmışız. Kayaka'da depremzedeleri ziyarettik. Ya dedik bir de oteldeki nöbetçi arkadaşlara selam verelim dedik. Kim bunlar dedik bilmiyorum artık ben üniversiteden ayrılalı 1 ay oldu. Arkadaş çünkü işimiz çok gündemimiz fazla. İşimiz arkada herkes başının çaresine baksın. Bizden umut yok dedik ve yola çıktık.
Şimdi bu çok hoşumuza gidiyor. Özbekistan nere? Cumhurbaşkanımızın tabiriyle. Burdur nere kardeşim? Ukrayna'da savaş başladığında Ukrayna işitme engelliler milli takımı bizdeydi. Aynı hafta beraber kamp yapacak Rus voleybol takımı da bizdeydi. Gelemedi onlar yani. Bakın Ukrayna, Rusya, Kazakistan'ı saymıyorum, Bulgaristan'ı saymıyorum. Uluslararası. Şimdi burası bizi heyecanlandırdı yani. Artık bundan sonra bunu Burdur'un her yerine. Bize bir otel yetmiyor. Yetmedi. Fark ettik. Olmuyor. Tesisleşme ve altyapı olmadıkça, hizmet kalitesi ve standartizasyonu olmadıkça turizmden pay alma şansınız yok. İnşallah yakın zamanda Yeşilova merkezli Salda'nın bütün köylerinde ve belki Salda, Tefenli, Karamanlı için alacak kadar genişlikte bir turizm yapısal dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. O zaman bunu da Burdur'un insanları başka yerlerde gidip asgari ücretten iş bulmak yerine kendi iş ve işletmelerinde turizmci, girişimci, başkanım ifade ettiği hani gençler için Burdur'a nitelikli iş gücü göçünü ortaya koyacak büyük bir turizm gelişim projesi. Yani proje ötesi bir şey. Şimdi proje farklı bir şeydir. Proje ötesi yapısal turizm gelişim planı diyebiliriz. Dönüşüm süreci diyebiliriz. Bunu inşallah inşa etmek için gece gündüz çalışacağız. Hayvancılık konusuna daha önce değinmiştik. Yani özellikle bizim yani Batı bölgesinin yoğun hayvancılık faaliyetinde bulunuyor olması Görece, Bucak tarafında da var tabii ama daha çok Akören, geçen hafta Aşağı Müslümler'deydik, Düer'deydik. Düerler dedi ki Yazıköy'de, Yarıköy'de hatırladılar hocam gitmiştik biz, siz bize şey demiştiniz. Burada bir tam toplu bakım sistemi yapalım demiştik. Onlar zaten benzer bir sistem yapmışlar ama tam toplu bakım değil. Toplulaştırmışlar ama bireysel bakım olmuyor bu iş. Özellikle Batı bölgesinin küçük baş ölçeği 20-30 üstü olan ve o aralıkta olanlarla ilgili belgelendirme merkezimiz, embriyo merkezimiz içinde olduğu, üniversitenin geliştirdiği bir büyük tarımsal dönüşüm projesi. O zaman bizim yetiştir, evet, Bilal Bey son sözüm olsun, uzattığımın farkındayım. Evet, hocam, evet. O zaman bizim şu diyeceğiz devletten, Tarım Bakanlığından, bunu isteyeceğiz. Tarım Bakanlığı'na bu görüşmeleri defalarca yaptık. Katılıyorlar, çok doğru diyorlar, ölçek oluşturmak için ama harekete geçirmek için işin içinde olmanız gerekiyor. Doğrudan Ankara'da, orada gününüzün önemli bir kısmını bu bürokrasi ve proje gruplarıyla geçirip bunu ikna etmeniz gerekiyor. Tabii ki burada da geçen haftaki Tarım Bakanı'nın açıkladığı proje gibi ilk uygulamaları Burdur'da yapacağız ve inşallah tarımsal üretimin katma değerini yükselteceğimiz çalışmalar olacak. Hocam turizm aldık, spor dediniz ve sporda da bu hafta pazar günü Galatasaray Beşiktaş var maçı. Şimdi izleyenler özellikle ona kilitlenir ama Burdur'da da pazar günü Oğuzhan Spor Makyus Spor maçı var hocam. Yani aslında iki derbi var diyorsun. İki derbi var. İki salam derbi. Biri yerel, biri yerel. Aslında bütün gözler yerel derbi. Ama Galatasaraylıysanız sorun yok. MHK yanınızda. Burdur'dakini bilmiyorum. Ya, o detaya giremem. Çok fazla o konuda fazla bilgim yok ki yanlış yönlendirmeyeyim. Özellikle geçen maçlarda Bal Ligi'ne çıkınca oldukça çıkarken bu Makyus Spor çok gündem oldu. Hem Oğuzhan Spor'da hem Tefenli Spor'da büyük gündem yer aldı. Gündemi çok meşgul etti. Bu haftaki özellikle Oğuzhan Spor, Makyus Spor maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve futbol özellikle bir kültür. Yerel bir kültür. Yani olmazsa olmazlardan bir tanesi, güçlü bir figür olarak yer alıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Oğuzhan Spor'da futbol oynamış. Mustafa Başkanım cevap verirse ya da giriş yapsa daha iyi olur. Eyvallah. Topu atıyorum ben. Evet. Ben de topu şöyle yumuşatayım o zaman. Bilal Bey dediniz ya, hem Beşiktaş Galatasaray maçı var hem de Oğuzhan Spor. Makyus Spor aynı zamanda Beşiktaş. Ben de Beşiktaşlıyım. Ama olaya şimdi Beşiktaş'tan başlayayım. Biraz konuyu da... Yani hep siyaset dışı izleyenlerdi. Tamam yeterli dedi. Evet. Biraz da şöyle... Şimdi farklı. Beşiktaş... Çaylar da benden abi. Çay ısmar. Misafirlere çay gönderebilir miyiz? Ben de çay isteyeyim. Siyaset gündemleri de sıkıcı olur. Yani. Beşiktaş'ın yarıştan kopmuş olması... biliyorsunuz yukarıda biraz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında makas biraz açık. Volkan Başkan'ın da Fenerbahçeli olduğunu bildiğim için söylüyor. Şimdi Beşiktaş'ın yenmesi... Fener'e yarayacak. Evet. Ben onu da canınız istemiyor. Onu da tabii doğal olarak istemiyor. Yani dolayısıyla orada bir doğal akışa bırakmak lazım. Keza Oğuzhan Spor Maki maç içinde evet hocamın dediği gibi duygusal olarak bakmam gerekirse ben 2 yıl
Daha önce genç takımda oynadım. Futbol takımında, genç futbol takımında oynadım. Gönlüm elbette Oğuzhan Spor'un çıkmasını ister ama biz buna şöyle de bakmak lazım. Kısır çekişmelerden, kısır mücadelelerden ilimize biz bir şey kazandıramayız. Dolayısıyla iyi olanın kazanıp artık bir üst kademe, üçüncülük hatta veyahut da ikincilik. Bugün Burdur'un ben hani çocukluk yaşlarımda hatırlıyorum başkanım. Evet. Çok önceleri ikincilikte Burdur Spor vardı. Babamın üstünde ben maçlara gidiyordum, evet, sırtında. Evet. Yani o zamandan bu yana Burdur... Biz kültürdü. Burdur. Kültürdü. Burdur'daki spor severlerin böyle bir özlemi var. Yani bizim artık bir takımımızın profesyonelliklerde üçüncülük, ikincilik... Hatta ben üçüncülüğü de açıkçası yetersiz görüyorum. Yani artık ikincilik de olmalıyız. Dolayısıyla da açılan yere... Oğuzhan Spor mu çıktı? Makü zaten o zaman bal, işte Tefen Spor bir taraftan geliyor. Gölhisar Spor, Yeşilova Spor. Daha böyle yapıcı bir mücadele olması lazım ki alttan gelenin yukarıdaki geleni ittiği, yukarıya gidenin de alttan geleni çektiği bir sistem oturtup böyle bir sistem olması gerekiyor. Keza bu yıl gururla izledik. İşte Adem Hocam'ın bir tarafına Emre Belezoğlu Hocam oturdu. Bir tarafına Nuri Şahin Hocam oturdu. Antalya Spor, İstanbul Büyükşehir Belediye. Bizim elimizde müthiş bir değer var. Mehmet Akif Üniversitesi'nin sportif tesisleri var. Orada mükemmel tesisler var. Mükemmel bir alan var. Ama biz bunu hani yerel anlamda söylüyorum. İşte yok Oğuzhan Spor çıksın. Yok işte Akif çıksın. Tefenli işte şöyle böyle bunlara girmeden artık iyi olanın kazanıp mücadelenin daha çok birbirinin koluna girip beraber yürümek adına bir sonuç getirmesini arzu ediyorum. Evet, yani ayın 30'undaydı yanlış hatırlamıyorsam playoff maçı. İnşallah güzel bir müsabaka olur. İyi olanın kazandığı dostça bir mücadele olur. Bizler de çıkanı eğer milletvekili olup gittiğimiz surette biz de çıkan takımı hem sportif anlamda hem de sosyal anlamda, bütçe anlamında destekleyerek bir an önce üçüncü lige, ikinci lige, alttan gelen takımlar da bununla birlikte peş peşe böyle bir asansör sistemiyle inşallah bizlere de nasip olur. Tamam hocam? Başkanım çok net söyledi. Hafta sonu yapılacak maçta. Maçın centilmence ve iyi niyet çerçevesinde geçmesi hepimizin temennisi. Spor kazanmalı. Seyir zevki olmalı Burdur derbisinde. Kim çıkarsa çıksın. Net söylüyorum ben de. Ben hani kısmen Maksipor'la da ismimiz anılmış olabilir. Burdur'un bir takımı olsun. Ve bu maçı kim kazanırsa bütün siyaset ve iş dünyası ve yönetim artık yeter balda sıkışmak yerine üçüncü lige gönderelim birini ve mümkünse oradan da derhal ikinci lige gönderelim. Bu sene biz mesela birazcık daha iyi bütçe ve daha inanmış bir şeyimiz olsaydı bu sene playofflarda olmadı, eleme maçları da olmadı. Doğrudan üçüncü lige gidebilir bir yılı yaşadık. Onun için Burdurlu gençlerin de beklentisi, Tefenlili gençlerimizin de beklentisi, Bucaklı gençlerimizin, Oğuzhan Spor taraflarının da beklentisi artık bu seviyede değil. Gölhisar. Yukarıda. Gölhisar çok çok istekli. Biz süper amatörde en ciddi deplasmanımız Gölhisar deplasmanıydı. Evet. Yani Gölhisar'dan biz gerçekten çekinerek deplasmana gidiyorduk. Demek ki bu toplum... Spor böyle bir şey. Spor esasında bir şey daha var sporla ilgili. Spor, şehirlerin, profesyonel liglerde oynadığınız takımlar bu şehirlerin marka değerini... Lütfen iş adamlarımız konuya sadece takımlara veriyoruz yetiremiyoruz yorulduk diye bakmasınlar. Üretecekleri herhangi bir Burdur'un ürünü, Burdur'un sporda temsil eden bir takımının etkisinin fiyata etkisi olacaktır. Kesinlikle söylüyorum. Bakın bu çok önemli bir konu ya. Bir marka oluşturacaksak, bir kent markası, Burdur diye bir markamız olacaksa bunu destekleyecek ürün ve argümanlardan bir tanesi spordur. Stadyumdur, turizmdir, 5 yıldızlı otellerdir, üniversitedir, doktoralı insan sayısıdır. Kentler böyle gelişmişlik sıralamalarında baktığınız zaman parametrelere bunların puanları yüksektir yani. Konuya böyle baktığımız zaman evet
yerel dinamikler ve yerel rekabet sporda oluyor. İster istemez oluyor. Bu da işin doğasında var. Ama bize düşen siyasetçiler olarak, sorumlular olarak, yerel yöneticiler olarak, belediyeler ve valiliklerimiz ve iş dünyamızda bu konuya daha farklı yaklaşıp buraya harcanan kaynağı heba edilen bir kaynak değil, bu şehrin gelişimi için, gençler için. Şimdi insanlar bir toplanma zamanı oluyor. Evet. En son ben daha o zaman görevdeydim. Bizim amatör ligin son maçları, grup maçları oynanıyorken hocam dediler, grup maçlarının bir kısmını Makü tesislerinde oynayabilir mi diye talep var dedim. Dedim bu talebin, talep var ne demek dedim yani. Derhal şey yapın. Daha önce de bir talep oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim takımlarımız, yerel takımlarımız, bizim Makü'müz yaptı bunu. Antalya ve Başakşehir'le kamp yaptılar aynı zamanda. Aynı tesislerde. Neden üçüncülük, ikincilikte oynayarak o özgüveni oluşturacak oyuncularla bir arada olmayalım? Yani aslına bakarsanız yeni bir hikayede spor şehri gibi, spor çekim merkezi gibi bir olgu da oluşuyor. Mesela bu hafta Orientik var. Bucak'ta güçlü bir organizasyon var. Binlerce sporcu geliyor. Şehir merkezinde voleybol müsabakası var, bölgesel elemeler, santral turnuvası var yine coşku bir şekilde. Aslında geniş boyutta baktığımız zaman burada da yeni bir hikaye, farklı bir hikaye yazabilir miyiz Sayın Şöyle, Volkan Başkanım? Buradan şimdi Ali Orkun Başkanıma selam yollayayım. Yaklaşık 3 ya da 4 yıl Burdur Belediyespor'da işte amatör lisansla gençliğimde koşturdum. Orta son, lise 1, lise 2. Yani bütün gençlerimizin bir hikayesi var işte bak. Başkanım da amatör sporda koşturdu, ben de. Çünkü enerjimizi heyecanla deşarj edebileceğimiz ve kardeşliğin ve liseler arası kardeşliğin. Çünkü biz Burdur Belediyespor'da oynarken Burdur Sesinden arkadaşım vardı, işte Meslek Sesinden arkadaşım vardı. Yani orada farklı liseler, aynen farklı liselerde temasa geçip tatlı bir rekabetin hem takım içi hem işte o zaman Orman Spor, Şeker Spor tatlı bir rekabetin olduğu bir atmosfer. Bu gençlerin çok önemli. Yani biz buna eğilmemiz lazım ve ben uzun zamandır Can Türk abi var, Burdur Spor'un işte başkanlığını yaptı. Can Türk abiyle işte bir iş adamı bulalım, bu takımı Burdur Spor'a bir destek olalım derken bu yıl Ömer Bey var bizim ünlü iş adamlarımızdan, hayırseverdir, destekçidir. Burdur Spor'a bir el at diye ısrar ettik ve el attı. Bir yerden Burdur'da mesela bir adım atıldı. Bunun diğer iş adamlarımızın da yani sadece parayla değil, ilgi alaka, sahip çıkma, maça gelme. Ya ben takımıma destek olurum ama bakın takım nasıl, ne halde? Ya eksikliklerini görüp işte kulüp yöneticilerine, antrenörüne böyle tavsiyelerde bulunacak bir iş adamlarımızı biz böyle tetiklememiz lazım. Bunun için de işte inşallah yeni dönemde tabii Cumhurbaşkanımıza da inşallah baskıyı yapacağız. Her ilden bir takım en az profesyonellikte olsun. Evet. Bu kotayı bu kotayı gelmesi için Cumhurbaşkanımıza biz ısrarcı olacağız. Zaten dikkat ettiyseniz Volkan Başkanım, futbol özelinde futbol büyük bir endüstri günümüzde tabii artık. Ki. Yani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Yani büyük paraların döndüğü ama şunu görüyorsunuz. Taraftarın olmadığı futbolda bakın son dönemde belediye takımları var veya taraftarı olmayan ama şehir takımlarının oluşturduğu sinerji heyecanı oluşturamıyor. Neden? Halbuki sportif başarı var. Evet. Yani bakın düşünün, Başakşehir Türkiye'de Süper Lig şampiyonu oldu. Evet. Ama bir Bursa Spor'un Süper Lig şampiyonluğundaki enerji elektrik olmadı. Çünkü Bursa Spor şampiyon olduğunda bütün Bursa deyim yerindeyse peşindeydi. Yani burada şehir takımlarına ekstra bir opsiyon tanınmalı. Biraz da hani sizler siyasetçiniz, dikkatli bir dil kullandınız ama bu rekabette, yerel dinamiklerde şu zorluğumuz var bizim. Siz güçlü olduğunuzda, eyalet sistemleri de böyledir, ekonomiler de böyledir. Siz güçlüyseniz onlar avantaj olur. Zenginlikler, farklılıklar. Evet, evet. Ama siz zayıfsanız onlar size dezavantaj olur, bölünmeyi, ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı arttırır. Yani Burdur'da bizim bütün mesele, tabii ki başta Burdur Spor olmak üzere, ilçe takımlarıyla şehri entegre edecek, yani buluşturacak bir iklime ihtiyaç var. Evet. Ben burada bir teşekkürü de Ali Orkun Başkan'a ileteyim. Bu sene Maki Spor'un çalışmalarında kendisi
belediye meclisi içerisinde. Evet. Belediye meclisine de teşekkür edelim. Yani belediye meclisi Burdur'un meclisi zaten. Tabii ki. Ama başkanımız da nezaket gösterdi. Gücü çerçevesinde bize destek de verdi. Onun Maxspor için... bu sene üniversite takımı değildi ki hocam. Burdur'un takımıydı. Biz bu sene ilk maçımızı kampüste bu hafta sonu oynayacağız. Şehir bizi aşağıda istedi. Spor politik, politikanın üzerinde bir argüman politize edilmeksizin herkesin zevkle izleyebileceği, insanların toplandığı, sevgin, dostlandığı bir dostluk paylaşıldığı bir şey. Ben kızımla gidiyorum, eşimle gidiyorum. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Artık sporun rengi ve çeşitli değişiyor. Aynı şey Ulusal Spor içinde geçerli. Yani biz de eğer Ulusal Spor'umuz bu hafta maçı kazanırsa hep beraber. Tabii ki. Yani Burdur'un ya işte Oğuzhan düşsün de seneye Burdur Spor çıksın değil. Yok. Oğuzhan'ı yukarı gönderelim. Arkasında. Biz yukarıda bakın biz Makü'nün hikayesi Oğuzhan şampiyon olduğu için Makü bala çıkabildi eleme yapmadan. Makü'nün yukarı çıkmasının sebebi Oğuzhan'ın başarısıdır. Başkanım. Kesinlikle doğru hocam. Olsan bir de yukarı çıksaydı bizim şu anda Bal'da 3 takımla oynuyor olmamız lazım. Evet. 4 takımla oynayabilir durumdaydık. Olacak inanıyorum. O da olacak inşallah. Onu da hayaller. O zaman şöyle kısa sorular alayım ben başkanım. Önce ben Sayın Mustafa Oğuz'dan devam etmek istiyorum. Özellikle 14 Mayıs sürecinde Bucak'tan nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Bucak'taki başarı trenci sizce ne olacak? 2018'deki oyumuz devam ediyor yoksa artıracak mısınız? O konuda öngörünüzü alayım. Sonra diğer Sayın Korkmaz ve Sayın Mengi'yle devam edelim. Şöyle Bilal Bey, ben bunu sadece Bucak ekseninde değil, Burdur ve Türkiye ekseninde cevaplayayım. Biraz önce aslında kısa girdik. Ben muhasebeci de olmam münasebetiyle rakamlarla biraz aram iyidir. Rakamlarla böyle oynamayı severim, istatistiği severim. Aşağı yukarı 3-4 yıldır da bu konuda biraz uzmanlaştığımı düşünüyorum. Hani rakamsal şu gelirse buradan bunu koyarsak bu ne olur? Yukarıya gelir mi? Aşağıya gider mi? Gibi. Ben geçen hafta şöyle bir şeye baktım. Doğu blokundaki oylar işte Bucak, Ağlasun, Çeltikçi, Merkez, Burdur Merkez oyları ve batı kısımdaki ilçelerimizin oylarına 76 bin AK Parti oyunun artı eksi yani artı eksi 700-800 25 bin kusur işte 26 bin. Bu aralıkta. Üç ana göl. Aslında dengeli. Yani zaten iktidar partileri öyle iktidar. Kesinlikle. Her yerden kesinlikle. Ki hatırlarsanız her seçim sonucunda işte televizyon açarız seçim analiz programlarını. Nedir? Bizim kurumsal rengimiz olan turuncu Türkiye haritası bakarsınız turuncuya boyanmış bir şekildedir. Biz 2023 seçimlerinde 14 Mayıs günü şuna inanıyoruz. Burdur'un tamamının turuncuya boyanacağını. Yani bu ne demek oluyor? O artı eksi 500 bin işte 25 bin artı eksi bin dediğimiz rakamları bizim artık yani 30'ar bin ve üzerine çekme gibi bir gayretimiz var, bir çalışmamız var. Bunu da sahada sahadaki geri dönüşlerde görüyoruz. İşte Ayşe teyzem açmış yufkayı diyor ki hocam gel başkanım gel oturun bakalım. Oturuyoruz soruyoruz. Yani orada bize geri dönüşlerde aslında yaratılmak istenen algının çok çok daha zıt kutbu olan AK Parti oy kaybetmiyor. Aksine AK Parti kırsalından şehrine AK Parti güç kazanıyor. Yani dolayısıyla benim şahsen ve bunu beraber istişare ettiğimiz dönemlerde hem hocamın hem başkanımın da fikrini bildiğim için rahat kuracağım bu cümleyi. Bizim amacımız Burdur'daki alınabilecek en yüksek oyları almak, en yüksek oranı almak ve bunu kazanacağımız, bunu elde edeceğimize de inanıyorum. Neden? Hocamla birlikte, Volkan Başkan'la birlikte güzel bir ekip oluştu. Bu ekibin, şimdi karşılaştırmak benim haddime değil yani diğer siyasi partilerin ekiplerine ama biz şunu gözlemliyoruz. Oluşturulan ekip güzel bir ekip. Hatta klişe bir sözümüz de var bu konuyla alakalı. Yani bu üçlü siyaset için gerçekten güçlü. Ben Allah'ın izniyle hedefleri bir rakam belirtmeyeceğim Bilal Bey. Hani burada medyum olmaya gerek yok. Net bir rakam söylemeyeyim ama çok da güzel bir netice alacağız inşallah. O zaman hocam hemen 7 rakam var sonra Sayın Volkan Başkanı'nda ve son günlerde özellikle şu cümleniz ağır basıyor basında çıkan haberde. Polemik siyaset değil proje siyaseti yapacağız. Ve bu dönemde başaramazsam ikinci dönem kesinlikle düşünmüyorum. İddialı bir cümle. Evet yani öyle. Bunun ötesi yok yani.
Hocam yüksek siyaset, yerden. Hayır, siyaset, siyaset iddialarımızın konuştuğumuz ve uzun yıllar elde ettiğimiz birikimimizin topluma bir hizmete dönüşme mekanizmasının olduğu bir yer. Ama bazen şartlar, konjektür, size ya da sizin bu konudaki beceriniz yetmeyebilir. Yetmiyorsa çırpınmaya gerek yok. Bu kadar diyebilmeniz gerekiyor. Onun için de çekilip aşağıdan gelen harekete, genç ya da yeni yüzlere ben bir dönem daha bana verin de ben bak neler yapacağım değil. Yapacaksa bir siyasetçi, bir milletvekili, bir rektör, bir belediye başkanı ne derseniz deyin. Yani icraî sorumluluk anlamında. Tabii ki milletvekilinin icraî biri yok. Yasama görevimiz var ama iktidarda olduğunuz zaman da icraî yönünüz de öne çıkıyor ister istemez. Muhalefette olursanız ister daha çok eleştiri geliştirmeye çalışırsınız zihnen. İcraat üretmek sizin birincil meseleniz olmayabilir. Muhalefeten de katkı verebilirsiniz. Ama 3 yılda, 4 yılda yapacağı büyük çalışmaları ortaya koymuş ve çok mesafe almış olur. Dördüncü yıldan sonra şunları da yapacağım, bunları da yapacağım ama işte yerim tam geniş değil, yenim tam uymadı mazeretlerinin anlamı yok. Çekil kardeşim bir başkası gelsin. Ben şeyim bu, siyasetle ilgili. Yani dedim ya bu işi bir kariyer olarak asla bakmadım. Kariyer yapılacaksa klasik standart kariyeri, başkanım da il başkanlığında ve ekonomik çalışmalarıyla, mühendisiyle zaten yaptı. Mustafa Başkanım mali müşavir olmuş kaç yıldır biliyor. Biz kariyerleri yaptık bu anlamda. Burası bizim için bir kariyer. Yani burada uzun yıllar zaman geçireceğimiz bir alan değil burası. Bu birikimleri toplumun hizmetine dönüştürmek için varız. İşte bu ekip bunun için var. Bu ekibin enerjisi de var. Burdur'da bunu şu anda güçlü bir şekilde seyrediyor. İki güçlü genç arkadaşımızla görece ben birazcık daha belki daha genç diyeyim. Burdur'da bunu çok net söyleyeyim Bilal Bey. Burdur bunu izleyecek seçime kadar. Ve seçimde de hani sürpriz deniyor ya. Sürpriz dip dalganın buradan yeniden geliştiğinden emin olabilirsiniz. Biz bunu hissetmeye başladık. O zaman ilk bir haftaki ya bu rektördür buna ulaşır mıyız ulaşamaz mıyız? Böyle bir bunlar benim hep avantajlarımdı. Neden avantajımdı? Kendime inanıyorum. Dostlar biliyor bunu. Biz bunu şu anda kamuoyuyla köye de gidiyoruz kente de gidiyoruz. Arıyor telefon. Günde birkaç saatimi akşam mesajlara ve aramalara dönüyorum. Başkanlarımız sağ olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Onların enerjisiyle sahada çok güçlü bir enerji oluştu şu anda. Hiç tartışmasız şu anda bu seçimin çok güçlü favorisi. Zaten AK Parti bütün seçimin favorisidir. Burdur'da da bu üçlü çok güçlü bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. O zaman son söz Sayın Başkanıma geliyor. Sayın Başkanım o zaman 7 yıllık bir deneyim, evet. Siyasi deneyim var. Bu ekibi nasıl okur ve 14 Mayıs'ta nasıl bir tabloyla AK Parti ve teşkilat özetle bu ekibe nasıl bakıyor onu değerlendirelim. Sonra da nasıl bir tablo oluşacak 14 Mayıs'ta? Şöyle listeler açıklanır açıklanmaz. Biz bu işi 100 bin oyla bitiririz. Direkt ilk kararımız, ilk hedefimiz. Akdeniz. Yani 100 bin oyu biz alacağımıza ilk başta kendimiz, arkadaşlarımız, teşkilatımız hep beraber. İlçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz hepsi evet başkanım. Bu farklı bir seçim. Sıradan bir seçim değil. Halkın teveccühü var. Ufacık bir bahane arıyor oy vermek için AK Parti'ye. O yüzden biz bu fırsatı Cumhurbaşkanımıza büyük bir destekle 100 bin oyu geçersek bu işi bitireceğiz. Amd içtik, inandık. Artık gayret bizden, takdir, tevfik Allah'tan. Biz bu şekilde, bu mottoyla yola çıktık. Ve bu enerji, işte hocamın bir sağında genç başkan, öbür solunda genç başkan. Hocamın işte kariyeri, tecrübesi, hedefleri, bizim de ona desteğimiz ve hayallerimiz. Hep beraber büyük bir enerjiyle şu an ben görüyorum listelerde yarışıyor tabii ki. Yani bu bir yarış. Ve bizim listemiz bir haftadır inanılmaz sahada, medyada sürekli konuşuluyor. İşte Adem Başkan konuşuyor, Volkan Başkan, Mustafa Başkan. İşte bizim olan çıkacak Bucak'tan. Hem de rekor bir oyla çıkacak Mustafa Başkan. Yani ben inanıyorum çünkü Bucak Recep Tayyip Erdoğan sevdalıdır. Bucak buradan ona bir adam göndermezse olmaz. Çünkü her yıl bunu hedefledi, gönderdi. Ve bu sefer rekor bir oyla gönderecek. Çok avantajlı, çok enerjik
Ve 3,5 yıllık ilçe başkanlığı tecrübesiyle de bu işi başaracağız biz. Batı da öyle. Batı da hem hocamı işte okullar marifetiyle tanıyor. Beni de işte sık sık ziyaretlerim. Özellikle köylere kadar ziyaretlerim. Her köyde tanınırlığımız var elhamdülillah. Ve çalışmalarımız var. Ve İlgen Meclis üyelerimle özellikle ben şimdi grup başkanlığı yaptığım için İlgen Meclisi'nde. İlgen Meclis üyelerimle biz köylere çok hizmetler yaptık bu son 5 yılda. İnşallah bunun daha da büyük bir hedefleriyle, hayalleriyle, kapalı sistemleriyle biz Batı bölgesini inanılmaz şahlandıracağız. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen son alayım, sonra programı kapatacağım. Buyurun. Devlet hastanemiz bitti. Test aşamasında. Keşke inşallah 14 Mayıs'a yetişsin diye şey yapıyoruz ama tabii aceleye gelmez bu işler. Büyük ihtimal Haziran sonunda artık taşınacağız. Burdur'un en güvenilir işte deprem izolatörlüğüyle, zeminin işte zemin sertleştirmesiyle en güvenilir, en sağlam binalarından. Tabii takdir Rabbimin, onu bilemeyiz ama teknik anlamda, mühendislik anlamında Burdur'un çok güzel bir binasını, tıp fakültesini de kucaklayacak şekilde öyle bir hayalimiz var. Hocam büyük adımlar attı. Geliyor inşallah. Tıp fakültesi hayaline kavuşacak bu devlet hastanesinin en büyük hayalimdi il başkanlığımda. Kavuşmak beni çok memnun etti. Artık yeni dönemde 3 vekil burada bir profesörlerin, doçentlerin hizmet alacağı hocamın da öncülüğünde bir hayale kavuşmak üzereyiz. İnşallah. Değil mi hocam? Dün basına önceki gün basına Diş Hekimliği Fakültesi'nin Sağlık Bakanlığı ruhsatının çıktığını üniversite duyurdu. Bugün beni arayan hemşehrilerimiz oldu. Hocam yarın gelsek tedavi olabilir miyiz diye bir aşaması var. SGK ile bir anlaşma yapmanız gerekiyor. Sanırım 3-5 günü geçmez o anlaşma. Çok teknik bir anlaşma. Temel olan Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatıydı. İnşallah bir hafta gibi bir zaman içinde Allah nasip ederse hemşehrilerimiz zaten onu duyururuz artık. Yani, Diş Hekimliği Fakültesi hasta kabulüne başladığını. Güzel bir açılış hak ediyor mu hocam? Çünkü AK Parti'nin en büyük argümanlarından bir tanesi sağlık, ulaşım ve eğitim. Bunlar da burada yeterli. Ve artık tıp fakültesinin zamanı geldi. Peki bizim de zamanımız geldi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız hemen saati göstermeye başladılar. Çok güzel bir sohbetti. Öncelikle ben Kanal 15'i izleyenlerine çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadılar. Onlarca yorumuyla bize katıldılar. Çok teşekkür ederiz. Sıcacık evlerinizde bizleri misafir ettiğiniz için. Ve en büyük teşekkürü size ediyoruz. Burdurlu seçmenlerimiz bizi Ankara'ya güçlü göndersin. Yani bu üçlü çok güçlü diyorsunuz. Tartışmasız. Sağlam güçlü gönderirse biz çok güçlü hizmet veririz. Yani şunu da şuraya verelim. Bir oyu da buraya verelim. Ya da şurada zaten var bir de buradan gönderelim diyeceğimiz bir zaman değil. Hemşerilerimizin istirhamımız bu konuştuklarımızı hayata geçirmek, bir proje üretmek kadar siyasi gücü de oluşturmak gerekiyor. Lütfen bu dönem Burdurlumuz konuya biraz farklı baksın. Değişim için bu üçte ihtiyaç var diyorsunuz. Biraz peki, farklı baksın. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Mustafa, Sayın Adem Korkmaz ve Sayın Volkan Mengi. Tekrar teşekkür ederiz. Sizleri yağmurlu havada köyden buraya çekip geldiğimiz için köylerden de özür diliyoruz. Toplantılarını iptal edip bize zaman ayırdılar. Çok teşekkür ederiz. Başlayalım. Adem Hocam bizi soğukta idman yaptırdı. Bugün konforluyuz. Çok sağ olun. Sayın Kuşak Tuncay. Bugündür iğneyle ayakta duruyor. Sesim de gitti o gün akşam. Uyarmadınız. Bizim işimiz Kanal 15 olarak sizleri izleyicilerle buluşturmak. Bütün partiler için yine aynı şekilde ekranımız açık. Bu ekran sürecinde izleyicilerle sizlerin projelerini ve hayallerini buluşturmak izleyiciler. En büyük karar izleyicilerde. Sayın Cemiyet Başkanımız ve Yeni Gün Gazetesi Kürşat Tuncay size de çok teşekkür ederiz. Ve Kanal 15'in hemen kamera arkasında bulunan değerli çalışanlarına da çok teşekkür ederiz. Burdur'un nabzını bu hafta bucakta tuttuk. Geçen hafta kemerdeydik. Bakalım önümüzdeki hafta nerelerde olacağız. Kısacası Burdur'u adım adım gezmeye devam ediyoruz. Burdur'un nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yeni hikayeler Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, değişim yüzyılında yeni hikayeleri siyasilerden dinlemeye devam edeceğiz. Haftaya farklı bir mekanda Burdur'un nabzını tutmaya devam edeceğiz. Tekrar hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek umuduyla.